أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Geçen hafta milletimizin batı karşısında bir aşağılık duygusuna kapılmasının sebepleri nedir? Bundan nasıl kurtululur? Tarzında bir suale cevap veriyorduk. Bu husustaki cevapları tamamlayamamıştık. Vakit kifayet etmemişti. Bu hafta bir nebze ona devam edeceğiz. Geçen haftadan hatırlayın. Size dedim ki askeri sahada Osmanlı'yı bertaraf edemeyenler başka bir taktik tatbikine başladılar. İçeriye yalandan Müslüman olmuş insanlar soktular. Ve bu yalandan Müslüman olmuş insanların milletimiz bir ciddi araştırmasını yapmadan, hatta devletimiz bunları yüksek mevkilere getirdiler. Bunlar içeriden ihanet ettiler. Bu ihanetin Osmanlı Devleti'nin büyük ölçüde arazi kaybına, tabir caizse omurgasının kırılmasına sebep olan 93 Harbi'nde zannediyorum bir tezahürünü çarpışmayarak Rusları Yeşilköy'e kadar getirdiklerini anlatmıştım. Sonra içeriden baltılamaya telsiz telgraf tecrübesini anlatmıştım. Beylerbeyi Sarayı'nda 2. Mahmut zamanında telsiz telgrafın Türkiye'de ilk defa tecrübesi yapılmış. Robert Koleji kuran kurucularından biri olan adamın hatıratından naklen o tecrübede padişahın etrafındaki paşalardan birinin keskin bir aletle demir tellerden birini kopardığını ve böylece ikinci bir tecrübe emredilseydi başarısızlığa uğrayacaklarını anlatmıştım. Doktor Hamlin aslında bir papazdır. Robert Koleji'nin kurucusu kurucularından biridir. Bugün orada Hamlin salonu adıyla bir dershanede adı vardır. Among Turks, Türkler arasında My Time and My Life isimli iki hatıratı vardır. Bu kitapları yayınlanmamak şartıyla yazmıştır. Çocuklarıma ve çocuklarımın çocuklarına ithaf ederek yazmıştır. Maksat kendi neslinden gelenler babalarının dini için nasıl çalıştığını öğrensinler diye yazmış. Fakat Osmanlı Devleti yıkılınca 1926'da Boston'da torunları bu kitapları basmışlardır. Artık Osmanlı ortadan kalktığına, Türkiye'de yüzünü batıya çevirerek İslam'a sırtını döndüğüne göre buradaki ifşaatlardan korkulmaz düşüncesiyle basmışlardır. Mesela der ki bizim Robert Koleji seçmemizin sebebi Robert Koleji kurmak için Anadolu Hisarı'nın tepesini seçmemizin, Rumeli Hisarı'nın tepesini seçmemizin sebebi Fatih'in İstanbul'u fethe buradan başlamış olmasındandır. Ve bizim burada inşa ettiğimiz kilisenin alemi yani haç onların camilerin aleminden daha yukarıda. Çünkü hala da duruyor. Hisar'ın içinde
askerlerin ibadet etmesi için bir cami vardı. Cami yıkılmıştı, minaresi duruyor. O minarenin alemini kastederek bizim açımız ondan yüksekte. Böyle Hristiyani bir gayeyle ve Türkiye'yi manen fethetmek maksadıyla bu mektepçilik işine giriştiklerini ifşa ediyor. Böyle çok ifşaat var orada. Ama görüyorsunuz ki burada ders alınacak şey, Türkiye'nin teknik terakkiye ayak uydurması için vaki olan bir teşebbüs dolayısıyla padişahın yanına kadar yükselebilmiş bir adam aleti sakatlatıyor ve tecrübeyi akim bırakıyor. Bu da yetmiyor. Edirne İstanbul arasında bu aleti tesis etmek istiyorum. Bunun bir hesabını yapın gelin diyen padişaha rağmen bu adamlar defaatle geldiği halde padişahla görüşemiyorlar. Ve günün birinde katiplerden biri diyor ki siz ahmak mısınız? Niye boşuna gidip geliyorsunuz? O da diyor ki niye boşuna gidip geleyim? Padişah bize bir vazife verdi. O vazifeyi ifa için, arz için geliyoruz. Sizin geldiğinizden haberi olmuyor. Niye haber vermiyorsunuz? O başımızdaki paşaların işi. Onlar niye haber vermiyor? Siz aptal mısınız? Bugün onlar burada, yarın o vilayetlerin başında validirler. Orada olup biteni padişahın zamanında öğrenmesini istemezler. Ne demek oluyor? Baltalama içeriden oluyor demektir. Mesela Türk donanmasına denizaltıyı ilk tatbik eden Osmanlı'dır. İlk defa bir denizaltı yapıldı. Bunu Yunanlar alır da bize karşı kullanır diye Abdülhamit oraya adamlarını gönderdi. İlk yapılan denizaltıyı satın aldı. Donanmayı ihmal etti derler. Abdülhamid'in siyaseti sulh ve müsalemet yoluyla ayakta kalmak, devletler arasındaki rekabeti kullanarak onları birbirleriyle vuruşturarak ayakta kalmaktır. Çünkü 93 Harbi'nden aldığı dersle bu orduyla matlup olan neticenin istisnane mümkün olmadığını daha o gün görmüştü. Her neyse, demek ki faktörlerden biri içeriden baltalamalardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur ki el muhlisun ala hatarın azim. Halis, temiz insan büyük bir tehlike üzerindedir. Nedir o tehlike? Herkesi kendi gibi zannederek kendisine kazık atacak bir adama karşı tedbirli olmaz. İhtimal bile vermez buna. Bu birinci gerçek. Bu sukutta bu birinci gerçek. İkinci gerçek, Türk milleti başa bağlı bir millettir. Bu yüzden tarih boyunca büyük devletler kurabilmiştir. Emir ve kumanda zincirinde tarih boyunca İslam'dan evvel bile bu tarihi bir alışkanlık olarak millet efradında tevarüse de gelmiştir. Tabir caizse analarının sütüyle, babalarının sülbüyle millet efradı bunu tevarüse de gelmiştir. Düşman bir de bu yönümüzden bizi yakalamıştır. Ne demek? Satranç oynayan adamlar bilirler. İki tarafın hedefi şahtır. Oradan gelir, buradan gelir, atıyla, kalesiyle, piyonuyla şahı sıkıştırır. Şahını veren adam istediği kadar piyonu olsun oyunu kaybeder. Şahmat, oyun bitmiştir. Bir milletin şahı onun okumuşlarıdır, münevverleridir, asker ve sivil. Düşman bunu görmüş, lisan öğrenme ihtiyacını kullanarak memleketin münevver çocuklarını kendine bend etmiştir. Bunun
hikayesi çok uzundur ama sizde tipik bir, aynen bu telsiz telgraf misalinde olduğu gibi, tipik bir misalini sadece arz edeyim. Zannediyorum 1888'de misyonerler Kahire'de bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda şu kararı aldılar. Biz şimdiye kadar Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışmakla yanlış bir yol takip ettik. Doğru olan onları evvela kendi dinlerinde bazı meselelerde şüpheye düşürmek, tereddüde sevk etmek ve böylece dinsizliğe doğru bir adım attırmak. Ondan sonra Hristiyanlığı kendilerine teklif edebiliriz. Bu safayı icra etmeden inancıyla, ameliyle sağlam bir Müslümanı Hristiyanlığa celp etmemiz imkanı yoktur. Bugüne kadar takip ettiğimiz metot yanlıştır. Ondan sonra bu yola döküldüler ve bunu da mektepler vasıtasıyla yaptılar. Osmanlı yıkılırken Anadolu'da 100'e yakın Amerikan koleji vardı. Tarsus'ta, Kayseri'de, Talas'ta, Merzifon'da, her tarafta vardı. Bilhassa Rumların mevcut olduğu yerlerde Yunan ardının akabinde bu mekteplerin Yunan militanlarına, bugünkü PKK gibi yataklık ettiği, onların silahlarını gizlediği, hatta Ermeni vukuatında Ermenilere böyle destek çıktıkları tarih delilleriyle sabittir. Mesela Pontus meselesi diye devlet yayını bir kalın bir kitap vardır. Orada bunun sayısız vesikası var. Demek oluyor ki ikinci yaptıkları işte tahsilli insanları dine karşı evvela soğutmak, sonra da tavır almak istikametinde bir yola soktular. Eğitimi la dinileştirdiler. Bu içeriye soktukları adamlar vasıtasıyla dini eğitimi de güdükleştirdiler. Buna da bir misal vereyim. Bunlar tipik vakalarla ancak anlatılır. Tafsilatıyla anlatmak kocaman bir cilt yazmayı gerektirir. O kadar tafsilatı var. Nasıl oldu da bir cihan imparatorluğundan bugünkü güdük, onun bir vilayeti halinde, devlet haline geldik? Bunun çok tafsilatı vardı. Bu hikayenin ancak böyle tipik birkaç vakasını zikretmekle şablon gibi onu başka vakalara da kullanabilirsiniz. Size daha evvel geçen hafta Patrick Gregorius'un idamı üzerine yerine seçilen Vermanos'un Rus şarına yazdığı mektubu anlatmıştım. O da böyle bir yol tavsiye ediyordu. İşlerine Müslümanları sokun. O Müslümanlar, Müslüman olmuş adamlar bunları başlarına itaatsizliğe alıştırsın, kendi dinlerinden şüpheye alıştırsın, dinin haramlarına karşı lakayd olmaya alıştırsın. Bunları ayakta tutan ahlakları ve imanlarıdır. Bunu zaafa uğratın. Bunu zaafa uğratmanın birinci şartı nedir? Dini eğitimi zaafa uğratmak. Dini eğitimi zaafa uğratmak. Tabii burada emperyalist güçlerin rolü olmakla beraber birinci derecede yahut temel saik Yahudidir. Siyonizmdir. Mesela Tanzimat'ın ilanına medar olan Reşit Paşa 33 dereceli masondur. İleri gelir paşalar böyle yüksek derecede masondurlar. Buradan anlarsınız ki bu Yahudi talimatına göre hareket eden adamlar ne yaptılar? Şunu yaptılar. Medrese her türlü ilmi okuturken
ihanetlerinin bir başka veçesini, bir misalini daha vereceğim size. Medreseden dünyevi ilimleri, ulumu fenniyeyi kaldırdılar. Medrese sadece din öğretsin. Bunun karşısına mektepleri kurdular. Mektep Türklerin uydurduğu bir kelimedir. Arapçada mektep masadır, yazıhanedir. Yazı yazılan yer, ismi mekan. Medrese ders kelimesinden gelir, ders verilen yer demektir. Medresenin karşısına mektepleri kurdular. Mekatib-i İptidaiye, ilk mektepler. Mekatib-i Rüştiye, orta mektepler. Mekatib-i İdadiye, liseler. Ve bunun da tabii Darül Fünunu, üniversitesi kuruldu. Sanki Fatih Medresesi bir üniversite değildi. Süleymaniye Medresesi bir üniversite değildi. İyi de henüz halk Müslüman. Bu mekteplerde de din okuttular. Henüz Mustafa Kemal'in yaptığı gibi işi başından sünnet edemiyorlar. Yavaş yavaş. Bu mekteplerde din okutan hocalar medrese mezunları. Hadi siz okutun bu din derslerini. Malumat-ı diniye dersleri koydular. İlk mektepten lise sona kadar. Darülfünun'da da ilahiyat fakültesi açtılar. Açmaz olsaydılar. Bozuk kafalı adam yetiştirdiler. Bunların öyle dehşet verici safaları var ki ben bir vaka anlatacağım size. Her meseleye dair bir vaka. Duyarsınız, çocukluğumdan itibaren ben de çok duydum. Hocaları kötüleyen fıkralar. Adam bir deri bulmuş, çarık yapacakmış da acaba helal midir bu, hocaya gitmiş, müftiye gitmiş. Da kitaba bakayım demiş. Bakmış kitaba. Ayak bütün, baş bütün, imamındır müftündür büsbütün demiş falan. Kendine müftiye helal olmuş, adama haram olmuş. Almış deriyi. Bunun gibi. Yok efendim, hocalar onun bunun kapısında yemek yemek için bekler vesaire. Duymuşsunuz bir sürü, ben tekrarlamak bile istemiyorum. Hocaları itibarsız hale getirmek için bu fıkralarla ihticaz etmediler. Bir de maaşta onları muadili olan muallimlerden dörtte bire indirdiler. İdadi'de, lisede din dersi veren medrese mezunu hoca, meşrutiyetin rakamıyla söylüyorum size, 500 kuruş maaş alıyor. 500 kuruş. Aynı sınıfta Darül Fünun mezunu hoca kimya dersi veriyor, fizik dersi veriyor, coğrafya dersi veriyor, 2000 kuruş alıyor. 20 lira. Biri 5 lira, biri 20 lira. Niye? Hoca muhtaç olsun. Sağındaki solundaki ağniyaya el atsın. Dolayısıyla itibarsızlaşsın. Onun itibarı telkin ettiği dini mesaile itibarı azaltacağı için, tesirini azaltacağı için ekonomik bakımdan, iktisadi bakımdan onu çökerterek, zayıf bırakarak din sınıfının cemiyette nafiz, hükmü geçer olmasını önlemek istediler. Meşrutiyette Abdülhamit'ten sonra Marif Nazırı Emrullah Efendi diye bir zat vardır. Bu Türkiye'de ilk ansiklopedi yapmaya teşebbüs etmiş bir adamdır.
Muhitül Marif bir ciltte kalmıştır. Ansiklopediye ilk başlayan adam. Onun nazır olduğu bir zamanda medrese hocaları, rüşiyelerde, idadilerde, ulumu diniye okutan medrese hocaları, maaşlarındaki bu haksızlıktan dolayı nezarete doğru bir protesto hareketine giriştiler. O zaman Maarif Nezareti Çemberlitaş'ta, Çemberlitaş Hamamı'nın devamında, Çemberlitaş Hamamı ile Sultanahmet Türbesi arasında şu anda basın müzesi olan bina hala duruyor. Maarif Nezareti burası. Emrullah Efendi Fatih ve Süleymaniye Medresesi mezunu hocaların Beyazıt'ta içtima ederek, toplanarak nezarete doğru yürümekte olduklarını öğrenince nezaretteki ileri gelir memurları topladı. Bunlara biz ne diyelim? Bu adamlar çok haklı. Ama bunu düzeltmek bizim elimizde değil. Bu hükümet işi. Ne diyelim? İstişare ediyor. Bu istişare eden adamlardan birisi eski tabirle tedrisat-ı taliye, dil kalmadı ortada şimdi. Bugünkü tabirle Orta Tedrisat Umum Müdürü Fuat Şems'e inan. Kendisinden dinlediğim vakayı söylüyorum size. Rivayet kaynağı sahih. Gören, şahit olan adamdan naklediyorum. Fuat Şems'i 73'te öldü. Dünyada en sevdiği adam bendim kendi ifadesiyle. Mehmet Akif Bey'in de Safahat'taki en değerli eseri olan Asım'ı ithaf ettiği adamdır. Nazır bizi topladı. Ya bu hocalara biz ne diyeyim, ben acizim, bunu halledemem. O zaman Salih Zeki Bey var. Bu Salih Zeki Bey Halide Edip Adıvar'ın ilk kocasıdır. Ondan boşandıktan sonra İttihat Terakki Kulübü'ne gitme diye ona baskı yapmış. O gitmeye devam edince boşamış. Sonradan Adnan Bey'le evlenmiştir. Halide Edip Adıvar'ın ilk kocası Salih Zeki Bey matematik profesörüdür. Darüfünün'de hoca, o sırada müsteşar. Salih Zeki Bey demiş ki, muhterem nazırım hiç endişe etmeyin. Bana bırakın, ben onları halleder geriye çeviririm sükunetle. Vay Allah razı olsun, nasıl yapacaksın sen, bana bırak demiş. Salih Zeki Bey, hocalar o binaya giren olduysa, girişte bir salon taşlık vardır. Ortadan bir merdiven iner yukarıdan aşağıya. O merdivenin ortasında durmuş. Hocalar sarıklarıyla, latalarıyla, bu kelimeyi de duymamışsınızdır. Müslüman din adamının cübbe değildir giydiği, latadır. Cübbeden farklı bir şeydir lata. Hele siyah hiç değildir. Siyah da Tanzimat'ın papazlara benzetmek için getirdiği bir iştir. Latalarıyla, sarıklarıyla meydan doldurmuşlar. Salih Zeki Bey meydandan hitap etmiş. Buyurun hocalar hazaratı. Arzuya aliniz nedir? Ne talep edersiniz? Hocanın biri öne çıkmış. Arkadaşlarım namına irad-ı kelama mezun bendenizim demiş. E buyur söyle. Demiş ki biz idadilerde ve rüşriyelerde, yani orta mektep ve liselerde ulûm-ı diniye okutan medrese mezunu hocalarız. Bize 500 kuruş maaş veriyorsunuz. Biz çıktıktan sonra aynı sınıfa ulûm-ı fenniye okutan Darülfünun hocaları giriyor.
Onlara 2000 kuruş veriyorsunuz. Biz dörtte bir alıyoruz. Acaba sizin için ulumu diniye, ulumu fenniye kadar, yani din ilimleri, fen ilimleri kadar bir ehemmiyeti hayır değil mi ki? Bizim okuttuğumuz ilim mukabilinde bize çeyrek maaş veriyorsunuz. Bu aşikar bir haksızlıktır. Bunu protesto ediyoruz. Ve maaşlarımızın aynı seviyeye getirilmesini istiyoruz. Salih Zeki Bey demiş ki, Hoca Efendi, belki siz o Darül Fünun mezunları kadar iyi yetişmemişsinizdir. Hoca kendinden emin, teessüf ederim bu sözünüze. Biz hepimiz medreseden Aliyül Ala derecesiyle mezun olmuş, mesleğinde müteassıs insanlarız. İstediğinizi sorabilirsiniz. Hoca kendine güveniyor. Bunun üzerine, peki müsaade buyurursa size küçük bir sual sorabilir miyim demiş. Hoca kendinden emin, buyur sor demiş. Dübbe ekber nedir, dübbe asgar nedir demiş. Düb Arapça ayı demektir. Dübbe ekber büyük ayı, dübbe asgar küçük ayı demektir. Ama adam lügat manasını sormuyor. Bu gökyüzünde bir küme yıldızın adıdır. Medrese astronomi okutmadığı için hoca bilememiş. Bu hangi ilme aittir? Biz sana dini meseleden bize sual sor diyememiş. Arkadaşlarına dönmüş. Arkadaşlar bunun cevabını bilen var mı? Kimseden ses çıkmayınca Salih Zeki Bey bu sefer gürlemiş. Bak gördün mü? Siz o Darül Fünun mezunları kadar iyi yetişmemişsiniz. Eğer bu suali Darül Fünun mezunu olan bir muallim efendiye sorsaydım, o fizik hocası da olsa, kimya hocası da olsa, edebiyat hocası da olsa çatır çatır cevap verirdi. Çünkü o astronomi okumuş, tabii verir. Hocaya sen bilmediği, okumadığı bir ilimden soruyorsun. Ve sen dünya ilimlerini medreseden kaldırdın. Hocayı dünyadan habersiz hale getirdin. Sonra da bu vasfından dolayı itham ediyorsun. Hoca bunu söyleyemiyor, biz bugün bunu söylüyoruz. Çünkü dayak yedik. Hoca daha dayak yememiş, yeni başlıyor iş. İhanet yeni başlıyor. Hoca gayet sakin. Arkadaşlar bu efendi haklıdır demiş. Biz herhalde iyi yetişmemişizdir. O Darül Fünun mezunları kadar maaş istemek hakkımız değil. Dönün gidiyoruz demişler. Hepsi tıpış tıpış dağılmış. Salih Zeki Bey yukarıya çıkmış. Nazır demiş ki Allah aşkına, bu kadar haklı bir dava ile gelen adamları bu kadar kolaylıkla nasıl sükunetle bertaraf ettin? Salih Zeki Bey gülmüş. Bir oyun yaptım demiş. Okumadıkları ilimlerden bir şey sordum. Astronomiye ait bir bilgi sordum. Bilemeyince mahcup oldular. Dönüp gittiler demiş. Emrullah Efendi demiş ki, vallahi bravo, çok güzel bir çare bulmuşsun demiş. Sana teşekkür ederim demiş. Salih Zeki Bey demiş ki, bakmış Nazır memnun, benim sizden bir ricam var demiş. Hayırdır? Ola ki bu 2000 kuruş maaş olan Darül Fünun mezunları bu maaş bize azdır diyerek yürüyüşe geçerler, buraya gelirler. Şimdiden beni onların karşısına çıkarma sözler. Demiş ki sen bu kadar haklı insanları ikna ettin, geri çevirdin de onlardan niye korkuyorsun? Onların karşısına çıkmaktan niye iştirap ediyorsun? Salih Zeki Bey demiş ki bunlar din adamı, edepli adamlar.
Ben bunları mahcup ettim bilmedikleri, okumadıkları ilimden bir şey sorarak. O Darülfünun mezunlarına bir defa sual bile soramam. Biz buraya imtihan olmaya gelmedik derler. O imtihanı çoktan verdik derler. Kabul etseler de kendi sahalarından bir sual sorsan da bilmeseler bile bin dereden çare üretirler, şirretlik eder gitmezler. Onun için onların karşısına beni çıkarmayın demiş. Şimdi bundan alınacak ibret nedir? Bundan alınacak ibret şudur. Bir kere din düşmanları, gizli bir kuvvet, din adamlarını itibarsız hale getirmek için daha Osmanlı ayaktayken bile devleti ele geçirmişler içeriden ve din adamlarını iktisaden zayıf göstermek için dini ilimleri okutan hocalarla dünyevi ilimleri okutan hocalar arasında böyle bir maaş farkı vücuda getirmişler. Ve dini ilimleri okuyan hocaların fenni ilimleri okumasını medreseden bu dersleri kaldırmakla da onları cemiyetin gerisinde kalmış gibi göstererek itibarsızlaşma yoluna gitmişler. Ama bir diğer gerçek de şu. O hoca da göğsünü gere gere sen bana arkadaş dinden sor. Ben din ilminin alimiyim. Ben astronom değilim. Diyememiş. Niye? Haddini biliyor, hakkını bilmiyor. Ezik. Bugün de Müslümanlar aynı durumdadır. Sade haddini bilen adam hayatta hiçbir şey elde edemez. Yerinde haddini bil, yerinde hakkını bil. Hakkını dava etmesini bileceksin. Şu eziklik tevali etti. Çünkü ondan sonra varayova hocalar horlandı, asıldı, kesildi. Hele Mustafa Kemal devrinde. Menemen'de bir sarhoş, bir asubay öldürdü diye Türkiye'nin her vilayetinden oraya 1200 hoca celbedildi. 1200 rakama bakın. Menemen'deki vakayla Erzurum'daki hocanın, Rize'deki hocanın, Hakkari'deki hocanın ne alakası var? Yıldırmak. Ve o hocaları orada öyle şartlarda, ben orada yatan, 10 ay hapis yatan Abdurrahman Gürses'le konuştum. 1200 hocaya hela yok. 1200 müderris bu 30'un vakasıdır. Fakat biliyor musunuz ki şapka 25'te geldiği halde 32'ye kadar din adamların kıyafetine karışılmamıştır. Sarık 32'de kalkmıştır. Nasıl subayın üniforması varsa ulemanın sarığı, latası da onun kisvesiydi. Resmi kıyafetiydi. Feridun Nafiz Uzluk diyor ki bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize her ne olduysa hep azar azar oldu. Önce memurlara şapka mecburiyeti getirdi. Sonra halka getirdi. Sonra 32'de de sarı cübbeyi yasak etti. Demek ki 30'da bu hocalar sarıklı cübbeli. Bu 1200 hocanın hela yok olduğu yerde. Su tenekelerini abdest bozacak. O müeddep adamları, o alim adamları, o yaşı kemale gelmiş adamları düşünün ki 1200 kişinin içinde defa hacet yapacak. Bunun manası nedir? Bunun manası rezil etmektir. Bunun manası yıldırmaktır. Bunun manası etmektir. Kemalizm din sınıfının üzerinden silindir gibi geçmiştir. Biz meşrutiyetteki ezikliği söylüyoruz. Bu ezillik katmerleşerek devam etmiştir. Ben yurt müdürlüğü yaptım talebeliğimde. Kapıdan içeriye bir çocuk girdiği zaman korka korka giriyorsa acaba beni azarlarlar mı, acaba kovarlar mı, anlarım Müslümandır. Kendinden emin giriyorsa ya solcudur ya Kemalist. Bu ne haldir? Bunu
de değiştirmek lazım. Bir insanın itimadı nefs, kendine güvenini sağlayacak en mühim faktör imandır. Bir insan için Allah'ın birliğine iman etmiş olmaktan daha büyük şeref, daha büyük itibar veren, daha büyük güven veren bir duygu olamaz. Sağlığın bozuk olsa moralin bozuk olur. İktisadi durumun zayıf olsa moralin bozuk olur. Ama ahirete, ahiretin ebedi hayatına iman eden, Allah'a Rahman ve Rahim sıfatıyla iman eden, Allah'ın üzerindeki otoritesini kabullenerek ona teslim olmak manasında Müslüman olan bir adam, içinizden birinin İstanbul valisi, dayısı olsa, babası olsa, amcası olsa, sokakta kendine öyle güvenir ki başıma bir şey gelse dayım imdadıma yetişir diye. Allah Erhamer Rahimin olarak sana sahip, sana iman nasip etmiş. Bu iman idrakine eren adamın güven duygusu ne olur? Dünya kralı olsan, bütün dünya tek bir devlet olsa, seni oraya kral yapsalar, bu krallığın sana sağladığı itimadı nefsten, refah ve saadetten, huzur ve emniyetten trilyon defa fazladır Allah'ın birliği imanına ulaşmak. Eğer Allah'ı azameti ilahiyesiyle idrak ettinse, eğer ahirete ebedi denilen vasfıyla iman ettinse, bu imana ulaşmanın sana vereceği saadet, öyle bir saadet olur ki, meczuplar bunun tipi örneğidir. Evinin yolunu şaşırırsın eğer bunu layıkıyla idrak etsen. Biz hayati bir takım faaliyetleri bile gaflet sayesinde devam ettiriyoruz. O halde en büyük şeref, en büyük güvenilecek nokta, itimadı nefs noktası imandır. Sen milyarlarca insanın hala Allah'ın hakikatine ulaşamadığı bir dünyada, milyonla Hintlinin öküze taptığı bir dünyada ehadiyet sıfatıyla Allah'a inanmaya ulaşmışsın. Sana bu nasip olmuş. Hayatında öyle şartlar tezahür etmiş. Öyle vukuat silsilesi meydana gelmiş ki seni bu noktaya getirmiş. Bunu Allah'tan bil. Yetti men yeşav. Bu sana yetmiyor mu kendine güvenmek için? Hakkını bilmek için, şerefine sahip olmak için. Peygamber aleyhissalatü vesselam şereful insan bil iman, la bil mal ve la bin nesep buyuruyor. İnsanın şerefi iman iledir. Malla veya neseple değil. Bu eziklik tevali eden harpler dolayısıyla de, bu harplerin içinde de ne ihanetler var bilseniz, Yunan harbi dahil, devam etmiş. Teknik terakki Avrupa'da büsbütün başka şartların eseridir. Dinleriyle hiç alakası yoktur. Avrupa tarihleri ulûm-u dünyeviye ile meşgul olanların Engizisyon mahkemelerinde ya idam edildiği ya işkenceye maruz kaldığı vakalarla doludur. Engizisyon diye bir hadise Batı tarihinde vardır. Bizde yoktur. Bizde yoktur. Her ilmi terakki Batı'da kilisenin rağmına yeşerebilmiştir. Oradaki yükselişin sebeplerini de ayrı bir fasıl halinde anlatmak kabildir. Fakat bunun Türkiye inikası, gizli düşman faaliyeti ve münevverlerin bu faaliyet neticesinde kendi milliyetine, kendi tarihine, kendi dinine
soğuk bakmaların neticesidir. Yani filozofun birine soruyor, Türkiye nasıl kalkınır diye. Zannediyorum Abdullah Cevdet. Kadını aç, Kur'an'ı kapa, yükselirsiniz diyor. Ne güzel formül, görür müsün? Kadını aç, Kur'an'ı kapa. Mustafa Kemal'i tarif etmiş. İşte bu noktaya gelmişiz. Tarihi fırsatlarda böyle. Şimdi buraya bu siyasi, harici, zahiri bu esbab muvaciyesinde biraz baktık. Bir de kader perspektifinden bakmak isterim. Çünkü o bu bakışın zamanımız için çok büyük değeri var. Allahu Azimüşşan, çok söyledim. Kainatı sıfat tecellileriyle vücuda getirmiştir. Bu alemde zat tecelli yoktur. Ona tahammül bir zaman ve mekan yoktur. Bu Hazreti Musa'nın görmek istemesine karşı Kur'an'da varit olan len terani, göremezsin ayetiyle sabittir. Pekala. Bu sıfat tecellileriyle vücuda gelen alemde Allah-u Azimüşşan iki sıfatını tecelli ettirmemiştir. Bu sıfatlardan birisi Halik sıfatı ilahiyesidir, bir de Beka sıfatı ilahiyesidir. Halik sıfatı ilahiyesinin masivaullah dediğimiz Allah'tan gayri varlıkların teşkil ettiği alemde tecelli etmemesinin neticesi hiçbir fiilin Allah ona Halik sıfatıyla dahil olmadan gerçekleşememesidir. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala formülünün altında yatan mana budur. Her oluşta Allah'ın rıza iradesi vardır. Rızası sade hayırdadır. Alemi imtihan alemi olarak yarattığı için kulun talip olduğu hayrı da şerri de yaratanıdır. Kafirin küfrü de onun izniyledir. Abidin imanı da. Hiçbir oluş haşa ve kella Allah izin etmeden olamaz. İmtihan olunmak için bu alemi insanlar ve cinler seviyesinde yarattığı için hayra da şerre de istidat vermiş, istediklerini halk edeceğini beyan buyurmuştur. Yeter ki onların istekleri kaderi mutlaka mugayir olmaz. Çünkü onlara verilmiş bir hareket sahası vardı. Bu hareket sahası içinde serbesttir. Beka sıfatı ilahiyesini tecelli ettirmemesinin neticesi ise çok özet söylüyorum. Hiçbir varlık istisna olmamak üzere masiva Allah'ta var olan her şey, bunun içine ay, yıldız, güneş, her şey dahil, Allah'tan gayri her şey fanilikle mahkumdur. Kur'an külle aleyha fan buyuruyor. Her varlık fanilikle mahkumdur. Küllü men aleyha fan. Her şey fanilikle mahkumdur. Fanilik onu gerektirir ki zevalden kemale, kemalden zevale ebedi bir dönüş halinde olsun. Evvela yoktan çıkar, varlık iktisap eder. Bu varlık kemale doğru yükselir. Kemalde biraz durur, zevale dönür. Tekrar. Allah-u Azimüşşan biz insanları döndürür dururuz diyor. Ve tilkel eyyamı nüdavilhu alinnas. Döndürür dururuz. Osmanlı Devleti'ne devlet ebed müddet dedi diye ebediyen yaşayacaktı diye bir şey yoktur. O uzunluktan kinayedir. Ebedi bu alemde hiçbir şey yoktur.
Allah-u Azimüşşan sonunda bütün bu kainatı ezeldeki gibi yokluğa mahkum edecek. Ortada yalnız kayyum, kadir olarak kendisi kalacak ve tekrar mizan etmek, hesaba çekmek üzere halk edecektir. Bu ilahi kanundur. Bu İslami bir iman icabıdır. Eğer Allah-u Azimüşşan masivaullah'tan bir varlığa, bir şeye, bir hale, bir keyfiyete, bir mevcudiyete beka şansı verseydi o İslam olurdu. Çünkü Allah-u Azimüşşan bütün bu mükevvenatı yaratmaktan maksadı ilahiyesi iradeyle teçhiz eylediği insanlar ve cinler seviyesinde bilinmek ve bu bilginin tabii bir neticesi olan ibadetlerle tekrim olunmaktır. Bu ise İslam imanıyla kaimdir. Allah'ın kainatı yaratmaktaki murad-ı ilahiyesi İslam sayesinde gerçekleşirken Peygamber aleyhissalatü vesselam bedetü dinu gariben seyahudu gariba buyuruyor. Bu din garip başladı, garip bitecektir. Demek ki dine bile beka yok. Bedetü dinu gariben, bu din garip başladı. Seyahudu gariba, garip bitecek. Sonunda garip olacak. O halde Osmanlı'nın da yıkılması bu ilahi kanun icabıdır. Kıyamete kadar devam edecek Ali Osman'ın hükümranlığı değil. Kıyamete kadar devam edecek olan Devlet-i Muhammediye'nin saltanatıdır. İslam imanıdır. Zaten ortadan kalkacağı zaman Allah dünyayı da yok edecek. O halde zahirde şu sebep, bu sebep olacak, bu olacak. Çünkü Allah-u Azimüşşan izâ eradellâhu şeyen, Allah bir şey murad etti mi? Hayye esbâbehu. Esbabı halk eder. İstersen Allah'ın halk ettiği sebepleri tahlil ederek murad-ı ilahiye intikal edersin. İstersen murad-ı ilahiyeyi sünuat-ı kalbiye ile, akılla değil, sünuat-ı kalbiye ile fark ederek esbabı onunla izah edersin. İşte günümüzde yapılacak iş budur. Küfür de aynen iman gibi. Kemal Paşa'nın icraatıyla kemale geldi. Burada 20-25 sene durabildi. Tanzimatla başladı. Kemale erdi. 20-25 sene dünya şartları gerektirdi, demokrasiye geçildi derken halk üzeri küllenmiş bir iman sahibi olarak bile muhafaza ettiği iman ile onların içinden çıkmış idarecileri iradesine rahmettiği ölçüde taviz aldı, bu taviz devam ediyor. Ve Kemal bu taviz İslam'ın lehine, Kemal'in aleyhine 1950'den bu yana küfür davasının aleyhine, iman davasının lehine bir gelişme seyri takip ediyor. Bu demektir ki İslam ikinci devrini tamamlamaya doğru gidiyor. Küfürse ikinci mağlubiyete doğru gidiyor. Şu sözü delillendirecek, saatleri dolduracak sözüm var. Ama ben bu suale geçen hafta da bir hayli cevap verdim. Bir sualle bir sohbeti doldurmak istemiyorum. Biz yıkılacak bir duvarın altına girmek nevinden bir ahmaklık içindeyiz bugün. Ya da içimizdeki batı taraftarları. Çünkü batı yıkılmaktadır. Batı medeniyeti diye bir şey kalmayacaktır. Amerika dahil, Avrupa Birliği dahil, buz üstünde yazıdır. Haziran sıcağını görene kadar. Gelecek gene İslam'ındır. Bunlar
Sanayi geliştikçe insanların maneviyatını muhafaza edemediler. Çok özet söyleyeceğim bunda. Bunların her biri birer tezdir. Kocaman kitapla veya uzun konferanslarla anlatılacak şeylerdir. Mümkün mertebe fazla suale cevap vermek için, çünkü elimizde çok birikmiş sual var, kısa söyleyeceğim. Batı her gün biraz daha batmaktadır. Çünkü sanayi inkılabı ortaya çıkınca insanların maddi icap ve ihtiyaçları arttı. Maddi icap ve ihtiyaçlara ait iştahları da şiddetlendi. Bugün bir Anadolu köylüsü bile evlenirken, ya buzdolabın olmayıversin desen, çamaşır makinen olmayıversin desen razı olmaz. Halbuki ben karşınızda canlı duruyorum. Ben evlenirken buzdolabı da alamadım, çamaşır makinesi de alamadım. Üniversite mezunu olan hanımım çamaşırı yıllarca elinde yıkadı, buzdolabımızda yoktu. Bunu bir eksiklik olarak da hissetmedik. Fakat refah arttıkça nefsani arzular artar. Refah arttıkça nefsani arzuların artması dolayısıyla nefsin insan hayatı üzerindeki saltanatı da kuvvetlenir. Bu maneviyatın aleyhinedir. Bakın size şöyle bir misal vereyim. Piyango yapıyorlar. İşte bir mal alıyorsun, içinden kupon çıkıyor. Çekim yapıyorlar, sana çıktı. Aynen bunun gibi. Bir cuma günü Sultanahmet Camii'nin kapısında dursak, çıkanları sayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sana piyango çıktı. Hilton Oteli'nin tapusu al. 1, 2, 3, 4, 5, her 10'uncuya bunu versek, böyle 10 kişiye versek. Hilton Oteli'nin sahibi oldu, tapu cebinde. Eskiden tencerede pişirir, sahanda yerken kahve içmeye Yunanistan'a gider. Tıraş olmaya Paris'e gider, başlar. Yavaş yavaş. Bunların 15 gün sonra namazda firelerini görürsün. Bir iki ay sonra 1000 kişide bir kişi Müslüman kalır. Çünkü çevre bozuktur. O bozuk çevreye, şimdi isim vermeyeceğim, yakından tanıdığım 16 sayfa hafız, kazma kürek elinde buraya gelmiş. Şans eseri zenginleşmiş. Onu da söylemiyorum nasıl olduğunu. Solcu olmuş. Çünkü o zenginleşince çevresini alan adamlar hep solcu. Üzüm üzüme baka baka. 16 sayfa hafız adam solcu olmuş. Para sayesinde. Bu ülkede iki kaynak sakattır. Biri ilimdir, biri paradır. İlim fesat ile malüldür. Para haram ile malüldür, illetlidir. Bu iki kaynaktan nasibi çok olan adamlar arasında milyonda bir maneviyatını muhafaza eder. Bir caminin kapısındadır, çıkanlar ekseriyetle fukaralardır. Çünkü zenginin nefsine takviyedir parası. Ben kazandım der. Ben Allah'ın takdirini unutur. Ben akıllıyım, ben becerdim, ben yaptım der. Batı medeniyeti bu zaafı yüzünden bugün Allah'tan, dinden, kiliseden kopmuştur. Size Almanya'yı misal vereyim. Orada çok bulundum. Almanya'da kiliseye gidenlerin sayısı %7'dir. %7. Ona çıkmaz. Bu %7'nin içinde sadece papazların para vererek koroda çalıştırdığı 5-10 çocuk vardır. Gerisi hep 80'in üstünde adamlardır.
Onlar da papaz parayı vermezse kiliseye gitmezler. Para için giderler. Biraz büyüyünce gitmezler. Bu kilisenin tebligatındaki irrealite, akıl dışılık, günah çıkarmak gibi vesaire, Allah üçtür demek gibi bir rol oynamakla beraber esasında umumi manasıyla dinden soğumanın bir neticesidir. 80 yaşının üstündeki insanlardı. Din diye batıda bir şey kalmamıştır. Hristiyanlar ümidini Asya'ya ve Avrupa'ya bağlamışlardır. Mesela Güney Kore'yi yarı yarıya Hristiyan yaptılar. Afrika'da da çok çalışıyorlar. Bu dinler arası diyalog denilen hadisenin, bir cümleyle söyleyeyim, hedefi Asya'yı Hristiyan yapmaktır. Kendi evinde davayı kaybetti. Bu diyalog Hristiyanlığa soğuk duran Hristiyanları yeniden Hristiyanlığa celbetmek için monolog olarak, yani nefs-i mütekellim vahde, tek konuşmacı olarak başlamış, sonra diyaloğa dönmüş Müslüman olmayan milletleri de tevcihi mesai ederek. Bunun hedefi, gayesi Asya'yı Hristiyan yapmaktır. Ve bu ihaneti yazıyorum. Bunun nasıl bir ihanet olduğunu delilleriyle göreceksiniz. Ama demin söylediğim murad-ı ilahiye ters düştün mü? Mesainden hasılı netice matlubunun binde biridir. Bu sözü iyi anlayın. Abdülhamid bir siyasi dehaydı. Onu yıkanlar var ya, onun kapısında köpek olmaz, çömez olmazlar ona. Bugün diriltsek Talat'ı, Enver'i, Cemal'i, ya siz Abdülhamid'in karşısında ne durumdasınız? Vallahi biz ona çömez bile olmayız diye itiraf ederler. Buna harbi umumi içinde itiraf ettiler, hatıratlarda var. Biz hata ettik, bu adam dahiymiş, bunu devirmeyecek dediler. İyi de o dahi size mağlup oldu. Nasıl oldu? Abdülhamid kadere ters düştü. Bu şerirler kadere paralel düştü. Kadere paralel düşen bir mikrop, bir mikrop, mikroskopla zor gördüğün cihan pehlivanını yere serer. Kimsenin bileğini bükemediği bir pehlivanı mikroskopun zor gördüğün mikropçuk öldürür. Kadere tevafuk bereketiyle. Allah onun ölmesini murad ettiyse o mikroba bir neşru nema bereketi verir. Abdülhamid Müslümanlar üzerine kış geliyordu. Yazı devam ettirmeye çalıştı. Bu murad-ı ilahiye testti. Onun için mağlup oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın başarısını Fethullah Efendi'nin bile ayyuka çıkardığı dehasıyla izah etmek ahmaklıktır. Türkiye'de reks etmek istediği küfür, murad-ı ilahiyi icabı olduğu için başarılı oldu. Onun başarısı milletin onun zulmüne müstahak hale gelmiş olmasından ve murad-ı ilahiye muvafık düşmesindendi. Aynen bir pehlivanı yere seren mikrop gibi. Demek oluyor ki asıl olan murad-ı ilahidir. Murad-ı ilahi de beşeriyet alemi için istihkaklara veya liyakatlere göre şekillenir. Lakin o istihkaklar ve liyakatler de fanilik icabı olarak devamlı bir değişme halindedir. Sabit hiçbir şey yoktur. Küllü halin yezul, kainatın bir kaidesidir. Her hal gelip geçicidir. Hiçbir beşeri güç çok mesut olduğu bir anı durduramaz. Çok muzdarip olduğu bir günü çabuk geçiremez. Öyle olsa ameliyatı olunan hastalar ister ki günler saate insin de İltiyam bulup çıksın hastaneden. Hayır, o kendi serinde devam eder. Onun kendi zihninde sanki uzunmuş
günler 24 saat değil de 124 saatmiş gibi gelir. Hapisteki adama öyle gelir. Hastanede ameliyat olan adama öyle gelir. Bahtiyar olan adam da yahu günler ne çabuk geçiyor, haftalar, aylar ne çabuk geçiyor der. Hayır. Ne bunun söylediği gibi çabuk geçiyor, ne onun zannettiği gibi yavaş geçiyor. Kendi seyrinde devam ediyor. Çünkü adetullah'ta değişiklik olmaz. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın tayiniyle olan işlerde bu kainatta bir değişiklik olamaz. Bu tebeddülat ebedidir. Nüdavil halini asıyor Allah. Kemal'in mevsimi bitti. Daha da güzeli. Allah'ın rahmeti gadabına galip olduğu için kahır tecellinin saltanatı lütfun saltanatına nazaran kısadır. Uzun asırlar iman hakimiyetinde yaşayan milletimiz küfrün hakimiyetinde tanzimattan başlasan oluşması itibariyle 100 senede bir şey değil. Hele mutlak hakimiyeti 20 sene. Çünkü sebekat rahmeti gadabi. Allah-u Azimişan rahmetim gadabıma sebkat etmiştir, onu aşmıştır buyuruyor. Bu temel kanunla baktığınız zaman çok güzel bir zamandayız. Batı içinde birkaç söz söyleyeceğim ama bir memleketin durumuna buradan bir pancur açtığımıza göre birkaç söz söyleyeyim. Beyler, bahtiyarlık duyulan bir zamandayız. Neden? Aha şimdi mevsimden, kardan, kıştan şikayetçi olan adam ne olacak? Nisan yola girdi gidiyor, kıştan daha korkmaz. Önüm yaz, arkam kış. Benim bir Müslüman olarak da önüm iman, arkam küfür. Küfür devrini tamamladı. Zevale yüz tuttu. İman da kemale doğru gidiyor. Ama yavaş gidiyor. Vallahi o da Allah'ın rahmetindendir. Eğer senin beklediğin gibi süratlense, senin beklediğin gibi süratlense, bizim omuzlarımıza öyle bir ağır mesuliyet biner ki, ahirette mahvoluruz. Çünkü biz şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi, ona iman etmiş, mutlak iman etmiş bir adam gibi tatbik edecek liyakatte değiliz henüz. Bu noktadan öyle bir vebal altına gireriz ki ahirette bunun hesabı verilmez. Biz ahlakan Müslüman olamadık layıkıyla. Böyle bir ülke taşıyacak liyakati kazanamadık. Ama oraya doğru gidiyor, doğru. Erken olursa buradan büyük bir mesuliyet doğar. Ayvalık'ın 15 bin nüfusu var. 15 bin nüfusu var. Haziran-Temmuz ayında 250 bin adam var plajlarında. Erkek kadın koç katımı. Çıplak. Çıplak. Şeriat geldi. Ne yapacaksın, bunları kesecek misin? Ya hoş göreceksin ya cezalandıracaksın. Hoş görmen de vebalini düşün, cezalandırmanın dehşetini de düşün. Bir kişi beş kişi değil ki. Milletin yarısı ümmeti kemal olmuş efendiler. Ümmeti Muhammed olmaktan çıkmış ama haberi yok. Haberi yok. Allah bizim liyakatimize bekletiyor o mesut günü. Bakıyor biz o kıvamda değiliz. Bunu yürütecek olgunlukta değiliz. Yıldırım 4 defa İstanbul'u kuşattı. Yıldırım Bayezid. Sebepler zuhur etti. Hele 4.sünde mutlak alıyordu İstanbul'u. Timur Melun'u doğudan yürüyüp gelince bıraktı. Köhne Bizans gene kurtuldun dedi. Siz beşeri iradeler mahsulü olan olarak ortaya çıkan esbabın arkasından müsebbibül esbab olan Allah'ın iradesini görün.
Allah ne yapmak istiyorsa mahlukatın hepsi kaderin memurudur. Katil de memurdur, maktul de memurdur. Evvela kaderi doğru anlayın. Ve bu kaderi, anladığınız kaderi sosyal hadiselere de bir yansıtın da görün bakalım. Böyle bir zaman kötülüğün aleyhine, iyiliğin lehine, sabah şafak sökerken nasıl karanlıkların aleyhine, aydınlıkların lehine zaman ilerlerse aynen maneviyatta da o durumdayız. Ama böyle bir zamanda insanların mesuliyeti normal zamandakinden fazladır. Bunu ben şöyle bir misalle anlatıyorum. Bir yola giderken arabanız batağa saplandı. Çıktınız dışarıya itiyorsunuz. Araba kımıldamıyor. Öyle batmış ki sizin gibi 10 kişi daha gelse onu çıkaramaz. Kenarda dikilen bir adam görseniz ona kızmazsınız. Ama araba salındı. Ha çıktı ha çıkacak. Ha çıktı. Orada bir çocuk bile dursa ulan Allah'tan korkmuyorsun şuraya bir el at dersin. Çünkü şans belirdi arabanın çıkması için. Eğer siz Mustafa Kemal zamanında gelseydiniz onun zamanında bu İslam arabasının kımıldamasına imkan yoktu. Yarı beline kadar çamura batmış gibiydi. Garebe ondaydı. Ruhsat ondan yanaydı. Celal tecellinin galip geldiği zamanda ehli küfre cemal, ehli imana celal galip olur. İyiler asıldı. Hayatlarını şehadetle noktaladılar. Kötüler ayak uydurdu. Halk der ki ayağın taşa değdiği zaman kalbini yokla. Bu sözü hepiniz duymuşsunuzdur. Unutmayın, bu söz her zaman için doğru değildir. Bunun doğru olduğu zaman cemal tecellinin müminlere, celal tecellinin ehli küfre galiben tecelli ettiği zamanlar içindir. Yani bir bela geldi başına, senin bir yanlışın var, bu ondandır. Ayağın taşa değdi mi kalbini yokla. İçinde bir bozukluk var. Halbuki celal müminlere, cemal ehli küfre teveccüh ettiği zaman bunun aksi olur. İyilere bela yağar. İyilere bela yağar. O bela istikak ile değildir. Eğer her bela istikak ile olsaydı peygamberlere hiç bela gitmezdi. Çünkü masumiyet sıfatları var. Halbuki eşed bir bela alel enbiya bade evliya sümme emsal buyurmuş peygamber. Belanın en şiddetlisi enbiya üzerine gider. Çünkü onlar celalin müminlere, cemalin ehli küfre tecelli ettiği, galiben tecelli ettiği zamanda gelirler. Peygamberler azgınlıkların azami zamanda gelirler. Hikmeti budur. Bu tebarüz ettirdiğim ilahi kanuna aykırı bir şey değildir. Çünkü peygamberlerin geliş zamanı ehli küfrün galebe zamanlarıdır. O galebe had safhaya gelince Allah Azimüşşan bir peygamberi gönderir, onları dönüşe geçirir. Tebeddülat vaktidir. Şu hesapça, bugün ehli imandan olan insanlar, Mustafa Kemal zamanındaki gibi değil, o zaman gayretsiz adama bir şey denmez. Çünkü ne kadar gayret edersen kimseye bir şey yapamazsın, kendini kurtarsın ancak. Ama bugün gayretsiz adamın vebali büyüktür. İşte o araba kımıldadığı halde kenarda seyreden adama sen nasıl kızarsın? İslam'ın çamurdan çıkma, tekeri çamurdan çıkma meylettiği, o ihtimalin varit olduğu bir zamandaki atıl duran adama da Allah öyle kızar. Burada bir tehlike var. İtene
munzam sevap verilir. İhmalkâre de munzam günah yazılır. Bak sevapta da şiddetlenme var. Çünkü mağlup zamanda, dini mağlup zamanda ona destek olmanın mükafatı, bugün Güneydoğu'da vazife gören subaylara mahrumiyet zammı verilmesi gibidir. Hizmetine de normalden fazla sevap alırsın, gafletine, ataletine de normalden fazla ceza yersin. Hassas bir zamandan geçiyoruz. Bu bir ara mevsimidir. Ara mevsimler tezatlı olur. Mesela ilkbaharda tezatlıdır, sonbaharda. İlkbaharda öyle günler olur ki içinden çıktığımız kışa benzer. Öyle günler olur ki kendisine ulaşmaya doğru gittiğimiz yaza benzer. Sonbaharda böyledir. Ama Haziran ayında, Temmuz ayında kar yağdığı görülmemiştir. Kışın kemal ayları da tezatsızdır, yazın kemal ayları da tezatsızdır. Ama mevsimdeki tebeddülatta bir ara mevsim vardır. Bu ara mevsimler kışa girerken de kıştan çıkarken de tezatlıdır. Maneviyatta aynen bu fiziki aleme benzer. İmanın galebesinden küfrün galebesine giderken de tezatlar olur. Küfrün galebesinden imanın galebesine geçerken de tezatlar olur. Bugün Türkiye'de öyle işler görürsün ki dersin ki bundan ibaret olsa Türkiye asıl saadet. Öyle işler de olur ki Allah Allah, cahiliye. Hiç Müslüman memleketi demeye dilin varmaz. İşte bu ara mevsim olmanın icabıdır. Mühim olan gelişme ne istikamettedir? Bin delille ispat ederim ki gelişme imanın galebesi istikametindedir. Fakat bu gelişme bir jetin havalanmasındaki gibi bir teviye düzgün bir çizgi halinde değil, borsada iniş çıkışları gösteren kırık çizgiler halindedir. O kırık çizgilerden bir düşüş noktasına bakarak ümitsizliğe kapılmak da yanlıştır. Bir çıkış noktasına bakarak gereksiz, gereğinden fazla ümide kapılmak da yanlıştır. O çizgiye uzaktan baktığın zaman iniş çıkışlara rağmen ya yükselmektedir ya alçalmaktadır. Tarih perspektifinden İçinde yaşadığımız vukuata baktığımız zaman İslam kırık çizgiler halinde yükselmekte, küfür kırık çizgiler halinde alçalmaktadır. Bundan sonra ehli küfre düşen vazife diz dövmektir. Eyvahlar olsun. Çünkü murad-ı ilahiye karşı beşeri iradeler sıfırdır. Bütün beşeriyet birleşse yeryüzünden pireyi kaldıramaz. Sivrisineği kaldıramaz. Azaltır, mazaltır, kaldıramaz. Çünkü o bir murad-ı ilahi icabı vardır. Kışın dünyayı yazın gibi ısıtayım deseniz, bütün ormanları yaksanız fayda vermez. Allah vakti geldi mi, güneşi biraz yaklaştırdı mı, beklediğin sıcaklık olur. İlahi kanun bunu icap ettir. Batı yıkılıştadır. Bu yıkılışın birinci tezahürü din ve maneviyat gitmiştir. Batı'da böyle bir şey yoktur. Onlar Müslümanların peşinde. Uzak Doğu'da Budistlerin peşinde, Hristiyan yapma çareleri peşinde koşuyorlar. Kendi ülkelerinde davayı kaybetmişlerdir. Size Almanya'yı misal vereyim, Almanya'yı. Almanya'da 500 bin alkolik vardır. Nasıl alkolik biliyor musun? İçmeden yaşayamaz. Şunun gibi Hollanda'da eczaneler kendi içecek adama uyuşturucu satar, serbesttir. Eczanede eroin vardır. Ben içeceğim, ver dedi mi vermeye mecburdur. Çünkü o kadar çok eroinman vardır ki buna o hapı vermese bu sinir krizıyla sağı solu kırar geçirir. Çareyi o hale düşmüş adama istediği eroini vermekte bulmuşlardır. O hale düşene kadar da maneviyat yok ki onu bundan korusun. Onu da önleyemiyorlar. Yalnız Almanya'da
senede 20 bin genç, yaşlı değil, öyle adam çok yaşamaz, eroinden ölüyor. Altın vuruşuyorlar, sonunda bir iğne vuruyor, hala da geberiyor. 20 bin genç. 500 bin alkolik var. Bunlar çalışamaz. Emeklilik hakkını elde etmemiş ise bile bu durumda olanlara devlet maaş öder. Çünkü içki bulamadığı zaman kırar döker. Sıkı durun. 5 milyon alkoliklik sınırında adam var. 5 milyon. Kaç katı? Almanya'da bir lokantaya git, istersen su getirirler sana. Normal olarak masaya gelen biradır. Su içmek diye bir adetleri yoktur. %5 kocasına sadık kadın çıkmaz. %5. Buluğa ermeden çocuklar fuhşa başlarlar. Ve 30 yaşında pilleri biter. O kadar egoistleşmişlerdir ki çocuk yapmazlar. Senede 1.2 milyon Alman nüfusu azalmaktadır. Şiten dergisi böyle insanlarla ilgili bir röportaj yayınladı. Ya niye çocuk yapmıyorsun? Ya çocuk yapsam Urlaub'a gidemem. Yani yazın tatile gezmeye gidemez. Çocuk yapsam evim dar gelecek, evi değiştirmem lazım. Çocuk yapsam mahallede komşu çocuğuyla dövüşür, polisle başım derde girer. Buna benzer en tipikten işte. Ulan baban da senin gibi düşünseydi sen dünyaya gelmezdin. O kadar egoist ki Almanya'da 48 milyon rakama dikkat edin. Sigortalı, mecburi sigortadır. Köpek vardır. Köpek. 48 milyon. Buraya bunların rakamlarını verdim. Aha batı şudur. Bak gökdelenin önünde yırtık pantolonla saçları tavus kuşu gibi genci budur. Bir ak yazılı İşçi bana dedi ki, la Kadir Efendi, la bu Almanlar, bu Almanya bize teslim etseler ya, biz burayı onlardan daha iyi idare ederiz. Lan nasıl idare edersin sen, amele gelmişsin buraya, he. Sen onların uşaklarını görmeyi misin? Ulan onların hiçbirinin işte gözü yok. Ancak içer içer bir kenarda sızarlar. Bizi beğenmeyesin, la biz bunların her şeyini öğrendik. Biz gibiş gibi adamları kollardan daha idare ederiz. Anadolu köylüsüne bak. Görüyor. Böyle Alman gençlerini görüyor. Geleceğe bu. Gençliğinizin neyle meşgul olduğunu söyleyin. Size milletinizin geleceğini söyleyeyim. Çünkü istikbal gençlerin ahvaliyle belli olur. 1.2 milyon nüfusu eksiliyor. Bu nüfus eksilmesi demin onlarla yapılan röportajda sabit olduğu üzere manevi faktörle, egoistlikten, çocuğu bakmanın, büyütmenin külfetinden korkuyor. Egoistlikten. Devlet ne yapıyor? Devlet çocuk parasını artırıyor. Çocuğu olana ev aldığı takdirde belli miktarda faizsiz hibe para veriyor. Ayda belli bir miktar para veriyor. Kilise çocuk doğuran kadına 10 bin mark hediye diyor. Devlet 5 bin mark hediye diyor. Tahsildeyse tahsilin sonuna kadar, tahsilde değilse 18 yaşına kadar her çocuk için birinciye şu kadar, ikinciye daha fazla, üçüncüye daha fazla para veriyor. Kadına çocuk doğurdu diye
2 sene evinde oturmak şartıyla çalıştığı dairede aldığı maaşın aynını veriyor. Nüfus kımıldamıyor. Çünkü maddi sıkıntıdan dolayı çocuk yapmıyor değil ki, maneviyat buhranından yapmıyor. Nasrettin Hoca yüzüğünü ahırda kaybetmiş, çıkmış dışarıda arıyor. Ne arıyorsun yüzüğümü? Nerede kaybettin ahırda? Niye burada arıyorsun? Burası aydınlık demiş. Alman hükümetinde kolayına para geliyor. Maneviyatı kaldırmak mümkün değil ki. Papaz bir maç oynanıyor. Papaz beyanat veriyor. Beyanat. Kadının biri diyor ki bu maçı kazanan futbolcularla birer akşam beraber olacağım. Papaz da diyor ki bu kadın zamanımızın jandarkıdır. Fransa'yı İngiliz işgaline karşı ayaklandıran milli kahraman jandark. Futbolcularla birer gece fuhuş alemi yapacağını söyleyen kadını papaz kahraman ilan ediyor. Dahasını söyleyeyim mi? Elimde gazeteler var. Erkek erkekle evleniyor. Papaz buna nikah kıyıyor. Bir vaka daha söyleyeyim de Batı'nın nasıl çökmekte olduğunu anlayın. Bir konferanstan sonra işçinin biri beni Almanya'da evine yemeğe çağırdı. Yaz günü perdeleri çekili. Dedim ki ya nedir şu perdelerini çekmiş? At şu perdeyi bir ışık girsin içeri. Aman aman dedi. Niye dedim? Karşıda kilise var dedi. E olsun kilise, sana ne zarar var dedi. Öyle şey olur mu dedi, o kilisede sabahtan akşama kadar seks alemi yapılıyor dedi. Alenen herkes seyreder, yoldan geçenler seyreder. Ya kilisede seks alemi olur mu dedim. E kimse kiliseye gelmiyor, papaz da bu çareyi buldu dedi. Düşünebiliyor musun? Rehber bu hale geldiyse o cemiyet bitmiştir. Ahlakan biten bir milleti maddiyat ayakta tutmaz. Akrep sokacak birini bulamadığı zaman en son kendi kendini sokar ve intihar eder. Batı intihar edecek. Çünkü o egoistliğin icabı olarak hala tarihteki zalimlerdir onlar. İşte Bosna'da görüldü. Kılları kıpırdamadı insanlar orada katliam edilirken. Müslümanları insan gözüyle görmezler. Kendi ahlakları bitmiştir. Şurada öyle rakamlar var ki fazla üzerinde durmak istiyorum. Bir suale daha cevap vereyim. Anlayın ki gelecek bizimdir. Özetini söyleyeyim. Dünyada iki süper güç kalacak. Yahudi enternasyonal gücü ve İslam enternasyonal gücü. Yahudi enternasyonal gücünün karargahı Çin olacak. İslam enternasyonal gücünün karargahı da Türkiye olacak. Bunu bir tarihi misalle daha detay dediğim de size ondan sonra geçelim başka bir suale. Biz Yunan'la harp ederken en ümitsiz olduğumuz bir zamanda Yunan Sakarya'dayken İbrahim es-Sünusi, Sünusi tarikatının liderlerinden biri, Suudi Arabistan'la Yemen arasında Asir vardır. Orada bir Sünusi devleti vardı. Bunu kimse bilmez. Bunu 46'da Suudi Arabistan yuttu. Yemen'le Suudi arasında Asir. Burada İbrahim es-Sünusi hükümdardı, devlet reisi. Biz Yunan'la harp ederken En-Nur-u Lami diye bir kitap çıkardı. Bu kitap Ali Ulvi Kurucu tarafından Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Diyor ki İslam dünyasının lideri geçmiş olduğu gibi gelecekte de Müslüman Türk milleti olacaktır. Asırlarca hilafeti muhafaza etmeleri, emanatı mukaddeseye sahip olmaları ve halihazırdaki durumlarının, bak
Yunan Sakarya'dayken söylüyor. Halihazırdaki durumlarının dahi ümit verici olması sebebiyle istikbalde İslam alemini yeniden toparlayacak olan Müslüman Türk milletidir. Bunu Arap olan, seyyid olan, devlet reisi olan, tarikat reisi olan bir adam söylüyor. Ben desem derler ki ırkçısın. Ve bugün söylemiyor. Türkiye'nin en zayıf zamanında söylüyor. Böyle bende 100 tane vaka var. 100 tane vaka var. Ama başka bir suale geçeyim diye size en son bir tanesini söyleyeyim. Aşkabat'ta benim arkadaşım Hilmi Şarap cami yaptı. O camiyi mühendis arkadaşlarıyla teftişe gittiği bir sırada bir Şab-ı Emret, bunu televizyonda da söyledim, çok manidar bir şeydi. Yani tüyü bitmemiş bir genç yollarını kesti. Efendiler bir şey sorabilirim mi dedi. Buyur dediler. Siz Türkiye'den mi gelirsiniz dedi. Evet dediler. Türkiye'de hatun kişiler başlarını örtürler mi? Evet dediler. Bacaklarını örtürler mi dedi. Evet dediler. Vallahi dedi kusura bakmayın ama siz doğru söylemişsiniz. Min televizyon seyrederim dedi. Siz Ruslaşmışsınız dedi. O batılılaşmaktan Ruslaşmayı anlıyor. Rus işgalinden kurtulmuş. Siz Ruslaşmışsınız dedi. Halinize bakırım. Sizden hiç ümitler olamıyorum dedi. Lakin eve gidip düşünürüm. Allah işgal gördüğünüz halde mukaddes emanetleri sizde kodu. Düşmanlara bir ruhsat fırsat verip de onları elinizden aldırmadı. Peygamberin sancağı sizde. Bütün mukaddes emanetler sizde. Demek siz bir gün adam olacaksınız ki bunları sizde kodu. Boynumu ekmiş. Sizin aslınıza döneceğiniz günü beklerim demiş. Bu hissiyat umumidir. Bu hissiyat umumidir. Bir hemşerim dedi ki Rus'a yıkıldıktan sonra Özbekistan'a ilk gidenlerden biriyim. Elektrik mühendisi. Çalıştığımız yerde bir Özbek dedi ki benim annem tarih profesörü. Buraya Türkiye'den adamlar gelirse bana al gel bir tanıyayım dedi. Bu da bize ısrar etti. Evinde bir ziyafet verdi, kalktık gittik. Kadın bizi tanıdıktan sonra dedi ki Allah Allah, benim okuttuğum Osmanlılara siz hiç benzemiyorsunuz. Ben ne anlatırım, siz ne haldesiniz? Bizi Ruslar bozdu. Siz böyle bir idare altında yaşamadınız. Sizi kim bozdu? Bizi daha dehşetlisi bozdu, içimizdeki yavrular. Truhu atı içinde içimize girerler. Bunun hikayesi anlatmakla bitmez. Sor başka bir sual. Sizi kim bozdu? Bizi bozanlar düşman hüviyetiyle gelmedi, dost hüviyetiyle geldi. Yeter bu kadar. Üstadım. Şemseddin Yeşil ve eserleri hakkında bilgi verir misiniz? Şemseddin Yeşil Ehl-i Sünnet itikadından mıdır yoksa Şiilik var mıdır? Evet. Ben Şemseddin Yeşil'i iyi tanıdım. Ben lise talebesiydim. O Etyemez Camii'nde Aksaray'dan ileriye doğru vaizdi. Medreseler kapatıldıktan sonra imam hatipler açılmıştı. Oradan mezundur. Grand tuvalet bir adamdı. Gömleği, elbisesine uyacak, kravatı gömleğine uyacak. Efendim ayakkabısının rengi bile bugün potisiyet kahverengi giyer, bir gün yeşil giyer, bir gün dersin ki bu yani kral. Bakur yürür. O zaman hükmünde başında bir kalpak, şu Pakistan usulü bir kalpak. Saflarda Hacı Muzaffer'in bitişinde de dükkanı vardı. Oraya gelir, İslamiyet diye bir gazete çıkarır. Solmuş yüzlü müritler.
köşe başlarında bu gazeteyi satarlar. Hacı Muzaffer derdi ki dinsizlere karşı çok işe yarar bir adamdır ama bu adamın kafasını bozdular. Kim bozdu? Birinci devre Erzurum mebusu var. Caferi asıllı. Erzurum mebusu. Nedir onun adı? Zihnim yorgun maalesef. O siyasetten ayrıldıktan sonra Fatih'te Yeşil Tulumba sokağına geldi oturdu. Şemsettin Yeşil'in kafasını bozdu. Şemsettin Yeşil Hazreti Muaviye'ye vaaz kürsüsünden ağız dolusu sövmeye başladı. Vaazını dinleyenler cuma vaazında bile kadın ekseriyetti. Öyle bir işi vardı. Ömer Nasuh Efendi İstanbul müftüsüydü. Bunun vaaz vesikasını iptal etti, onu vazifeden aldı. Bunun üzerine o eski Erzurum mebusu Cafer bilmem ne ulemaya ehl-i sünnet alimlerine suallerim diye bir broşür çıkardı. Hazreti Muaviye'nin sahabe olamayacağını vesaire Aleviler meşhur iddialarını sıraladı. Bu Caferi mezhebinden biridir. Bizim Hakan onun hakkında bir kitap çıkardı ya. Nedir onun adı? Neyse. Efendim Ömer Nasuh Efendi Ashab-ı Kiram hakkında Müslümanların Sahih İtikatları kitabını bu broşüre cevap olarak yazmıştır. Ama bu broşür hiç mevzu bahsetmeden onun suallerine cevap vermiştir. Bu vesikası iptal edildikten sonra bugün Cerrahpaşa Hastanesi'nin önünde kaldı. O zaman sahil yolu yoktu. O bir yalıydı, bir köşkü vardı bunun. Orada cumartesi günleri konferanslar veriyordu. Ben de gittim bir tanımak için. Sokakta görüyordum ama muharefem yoktu. Aynı kafa. Hazreti Muaviye en şiddetli bir lisanla. Dergilerinde koleksiyonu var benim elimde. Dergide de aynı durumdadır. Ama mutasavvıftır, Muhittin Arabi, Meteder vesaire vesaire ama sahabeye sövüyor. Tam Alevi kafasıyla. Lakin onun sohbetlerini devam eden birisinden duydum ki ölümüne yakın nedamet getirmiş. Çok hata ettim. Bu ashab arasındaki mesele bir işraat meselesiymiş. Ben böyle düşünemedim demiş. Hazreti Muaviye böyle dil uzatan çok mutasavvıf adam vardı. Ben şimdi tahrif hareketinde tasavvuf düşmanlarını yazdığım için bir iki tane de misal verdim. Mesela İhsan Oğuz vardı, Kastamonlu. İlmi Yayma Cemiyeti reisi. Neydi? Onun mensubuydu. Onun da böyle adice sövüp sarmaları var. Hele Yezi'de aman Allah, aman Allah. Hele Yezi'de zaten Yezi'de dil uzatmayan ehli sünnetten adam bile yok. Halbuki Hazreti Hüseyin vakasında garibimin hiçbir kusuru yok. Hiç alakası yok. Yezid İstanbul'a 7 Arap seferi var. Birincisinin kumandanıdır. Ebu Ayyub el-Emsari onun kumandasında İstanbul'a gelmiş burada şehit olmuştur. Yok sarhoşmuş, yok Hazreti Hüseyin'in kafasına şut çekmiş. Bunlar hepsi Alevi propagandasıdır. Size İmam-ı Gazali'nin sözünü söyleyeyim. Onlar kanlarını kılıca buladılar. Siz lisanınızı koruyun. Şemsettin Yeşil bu noktadan sakattı. Bir başka arkadaşın doğruysa ben sohbetlerine devam ettim. Ahir ömründe bundan vazgeçti. Nedamet getirdi. Ama nedamet getirenden bir şey yazar koyardı ortaya. Bunu da görmedik. Fakat Hazreti Muaviye karşı ağza alınmayacak küfürler.
Ben böyle tanıdım. Hüseyin Avni Ulaş olabilir mi o adam? Hüseyin Avni yok. Hüseyin Avni şey... Hüseyin Avni noter olarak hayatını tamamladı. Hüseyin Avni hoca değil ki. Onun lakabı tiyatrocu Hüseyin Avni. Hüseyin Avni işte dindar değildir. Nurettin Topçu'nun kayınpederi olduğu için bize anma günleri yaptırırdı. Biz de talebeliğimizde zannederdik bu Hüseyin Avni bir adamdır. Zabıtları okuyunca gördüm. Mustafa Kemal yaptıklarını diktatörce yapmasaydı Hüseyin Avni alkışlardı. Kafası bizden değil. Ama Nurettin Bey hissi çocuk gibi bir adamdı. Onun kızından boşandı. Boşanırken lehine şahitlik yapmış. Oldu milli kahraman Hüseyin Avni. Hüseyin Avni'yle alakası yok. O adam Oltuludur. Oltu mebusudur birinci devrede. Cafer bilmem ne. Evet. Zihnim yorgun. Bir başka soruya geçeyim mi? Geç. Sakallı Nurettin Paşa'nın milli mücadeledeki rolü nedir? Sakallı Paşa hakkında üstad ne düşünüyor? Sakallı Paşa'yı Sarıklı Mücahitler isimli kitabımda methettim. Hem methettim hem tarizde bulundum. Methettiğim nokta şudur. Yunan İzmir'e çıkmadan evvel Nurettin Paşa İzmir'de garnizon kumandanıdır. Yunan'ın İzmir'e çıkacağına dair şayialar belirince din adamlarını organize etmiştir. Bakın ona dair broşürü de buraya getirdim. Şu onun fotokopisi. Sakallı Nurettin Paşa orada Rahmetullah Efendi, İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi ile el ele vererek hocaları işgale karşı teşvik etmiştir. İşgal esnasında yahut arifesindeki o maşatlık mitingini yapmış adamdı. Bu faaliyetlere dair bir broşürdür. Yani Nurettin Paşa hakkında imzasız kendi vesikalar ihtiva ediyor. Böyle hizmeti geçmiş bir adam. Rahmetullah Efendi, bu sakalım, ak sakalım kanla kızıla boyanmadıkça Yunan buraya ayak basamaz demişti. Çok hocaları organize etmek bakımından çok büyük rolü var. Yunan Harbi'nde birinci ordu kumandanıdır. İsmet Taş'a cephe kumandanı, ordu kumandanıdır. Dumlupınar Meydan Muharebesini o yapmıştır. Ama ben soruyorum, Yunan Harbi için çok sorduğum sualler var da hiçbir Kemalist'ten cevap alamıyoruz. Onlar ancak karalamakla iktifa ediyor. Ben efendim kiminmişim ki Lozan'a hezimet diyormuşum. Lozan'ın zafer olduğunu sen anlat da dinleyeyim o zaman. Yok öyle bir şey. Karalamak. Vay anti-Kemalist. Vay hilafetçi, vay saltanatçı, vay bilmem ne. Bunlar cevap değil. Bunlar çocuk kavgasında, bizim mahalleden geçersin kabininden laflar bunlar. 60 sene oldu benim kitabın üzerinde. Bana ciddi cevap veren biri çıkmadı. Çıkmadı. Her neyse. Çünkü delilsiz konuşmadım. Madem meydan muharebesidir. Askerlik tarihinde bu tabirin bir manası vardır. İki ordu bir sahrada karşılaşır. Galibi mağlubu belli olana kadar dövüşür. Hiçbir meydan muharebesi yoktur ki neticeyi katiyeye iktiram etmesin. Peki bu adı Dumlupınar Meydan Muharebesi olan meydan muharebesi Mustafa Kemal'in emriyle Nurettin Paşa'nın çekilerek taktik muharebe haline getirilmesinin sebebi nedir? Anlaşmada Yunan'ın işgalinin ilerlemesi kurtaranın kahramanlığının azameti içindir. Niye itaat ettin? İmha et Yunan'ı orada. Ama o zaman Yunan'ı yenmenin şerefi büyük olmazdı. Sakarya'ya kadar gelecek ki cihan tarihinin en büyük harbini kazanmış gibi övünecekler. Adamları firavunlaştırmak için hadisenin büyümesi, yangının büyümesi lazım.
ufak bir yangını söndürmekle öyle bir eski tabirle dilin ucuna gele şükuh, münakaşasız otorite elde edilmez. Onun için çekildi. Bu hatadan daha azim bir hata Mustafa Kemal ile İstanbul hükümetinin arası açıldığı hengamda Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal Bey hem gazetedeki yazılarıyla hem fiili icraatıyla Anadolu'ya cephe aldı diye Beyoğlu'nda sivil polisler tarafından derdest edildi ve berberde tophaneye getirildi, bir motora bindirildi, İzmir'e getirildi. O zaman Nurettin Paşa İzmir'de kumandandır. İzmir'de tepenin üstünde bir ahşap konak vardır. Karargah orası. Tren istasyonunda Ali Kemal'i askerlere linç ettirdi. Halk linç etti diye uydurdu. Böyle bir şey yok. Askerlere öldürtüyorsun bir devrin Dahiliye Nazırını. Ve bunu iki kişi hatıratında net anlatıyor. Birisi Rıza Nur'dur, birisi de Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal Lozan'a giden heyete dahildi. O akşam İzmit'e basıl oldular. Nurettin Paşa onlara bir ziyafet verdi o konakta, bahsettiğim konakta. Ama Nurettin istasyonda Ali Kemal'in cesedini astı, linç ettirdikten sonra. Etrafına meşaller yaktı, birkaç tane asker koydu, Lozan heyetine seyrettirdi. Yahya Kemal diyor ki masada, yemek masasında Nurettin Bey, yakında Vahidettin de getirip böyle yapacağım dedi. Siz Nurettin Paşa'nın ne adam olduğunu buradan anlayın. Vahidettin de padişahı da getirecekmiş de Ali Kemal gibi linç ettirecekmiş. O zaman diyor Yahya Kemal diyor Rıza Nur, bu sivilin işi, askeriyenin işi değil. Ama o zaman asker sivil idare karışıktı diyor. Hayır Nurettin Paşa, bunu sen yapamazsın. O İnebolu'dan Ankara'ya götürülecek, orada mahkeme edilecek. Yani Sultan Vahidettin için Rıza Nur'un bile düşündüğü bu, Nurettin Paşa'nın düşündüğü de onu İzmit'te linç ettirmek. Ali Kemal suçlu olabilir. Ben milli mücadeleye muhalif tavır alan insanların hiçbirini suçlu saymıyorum. Hiçbirini demeyeyim de pek çoğunu. Çünkü ümit görmüyorlardı. Ne bilsinler ki bin netice Anadolu'da kuvvetler galip getirilecek. Böyle İngilizlerle bir anlaşma var. Buna İsmet Paşa bile inanmıyordu da Ankara'ya zorla götürdükten sonra geriye getirildi. Raip Pro ile görüştürdü. Raip Pro'dan aldığı teminat üzerine gitti, iddiak etti. Yani İsmet Paşa'nın bile buna inanmamasını mazur görüyorsunuz da yahut hiç bunu konuşmuyorlar. İşlerine gelmiyor çünkü o zaman gizli anlaşma çıkıyor ortaya. Falanın filanın ya bu mücadele olmaz ki elimizde bir avuç insan kaldı onlar da kırdıracaksınız demelerini ihanet olarak tavsiye ediyorsun. Böyle şey olmaz. Nurettin Paşa resmen cinayet işlemiştir. Hizmetinin yanında da bu ihaneti, bu cinayeti var. Senin buna hakkın yok. İstanbul'dan, işgal altındaki İstanbul'dan adam kaçır. İzmit'te askerlere linç ettir. Bu bizim Trabzonlu Kahya'yı Sami Sabit Karaman Paşa'nın askerleri öldürtmesi gibi bir cinayettir. Bir gün gelecek lağım patlamışçasına bu milli mücadele devrinin gerçekleri ortaya çıkacak. İstedikleri kadar dirensinler. Başka bir soru. Üstadımız İzmir suikasti hakkında ne düşünmektedir? Mustafa Kemal'e 19 suikast yapıldığı iddiası vardır. Bunların 18'i yalandır. Tasfiye etmek için muhaliflerini uydurmadır. Bir tanesi doğrudur, o da İzmir suikastidir.
Ancak İzmir suikastinde suçlu olan bir bilemedin üç kişidir. Yani ceza verilmek lazım gelen, bak idam da demeyeyim, ceza verilmek lazım gelen üç kişi. Ziya Hurşit ve işte Gürcü Yusuf, öbürü bilmem ne falan, iki üç kişi. 18 kişi aslılar. Bakın size bir hukuki, ben mesleğim avukatlık değil mi? Bir suç ika edilmedikçe, yani tamamlanmadıkça, ona kanunun derpiş ettiği ceza verilemez. Suç ya tamamlanır yahut teşebbüs safhasında kalır. Teşebbüs de iki çeşittir. Tam teşebbüs, nakıs teşebbüs. Nakıs teşebbüs nedir? Bir suçu işlemek için yapılacak olan işlerin hepsini yapmadan yakalanır suçlu. Tam teşebbüs nedir? Yapılacak her şeyi yapar da araya giren arzi bir sebeple suç teşekkül etmez. Mesela adamı ateş edersin, o anda adam eğilir. Alevi ihtilali yapacak olanların kıvrık koluna, Kıbrıs'ta yaptığı gibi eğildi bayrağı, bardağı su almaya, arkasındaki albay öldü. İşte bu tam teşebbüstür. Çünkü suikastı yapmak için yapılacak her işi yapmış. Her işi yapmış. Ama netice alınmamış. İzmir suikastı nakıs teşebbüstür. Çünkü tetik çekilmemiş. Hazırlık safhasında yakalanmış. Şimdi kanun ancak adam öldürmeye idam verirken teşebbüs safhasında kalan asla tam ceza ile ceza alma, idam veremezsin. Adam öldürmemiş ki. Bu teşebbüstür. Zaman zaman değişmek şartıyla belli bir miktar indirim olur. İdam asla olamaz. Nakıs teşebbüsle indirim daha fazladır. Bugünkü ceza kanunu bilmiyorum, takip etmiyorum, değişti. Ya sen nakıs teşebbüs halinde adamları yakalıyorsun. 18 kişi idam ediyorsun. Ve subhanallah, sen ne tarihi affeder ne insanlar. Ama kim biliyor gerçekleri ki? 14 kişi İzmir'de, 4 kişi Ankara'da asıldı. 18 adam asıldı. Bu muhalifleri tesliye için, tasfiye için bir bahane olarak kullanıldı. Kazım Karabekir Terakkiperver Fırkası reisiydi. Orada muhakeme oldu. Cebesoy, keza birçok paşalar, bunların hepsini asacaklardı. Zannetmeyin o mahkemenin bir adalet fikri vardı da bunlar kurtuldu. Subaylar salona doldu, mahkeme salonuna. Bu adamları asarsa, daha milli mücadele yeni bitmiş. Bu adamların itibarı var. Bu adamları asarsa orduda bir hareket olacağından korktular. Karabekir'i vesaireyi böyle subayların bir nevi gösteri halinde mahkeme salonuna doldurması kurtardı. Mesela bunlardan bir adam var ki daha suikast zamanında Türkiye'de değil adam. Hilmi, Ardahan mebusu Hilmi. Ankara'da asılan 4 kişiden biri de bu. Eski Ankara valisi Abdülkadir. Birisi bu. Hiç suikastla alakası yok. Ama bunlar vurucu tipler. Bir alaka uydur. Bunlar da ortadan kaldır. Dikensiz gül bahçesi. Bir tasfiye hareketidir. Muarızlarını suçsuz suçsuz tasfiye işidir. Burada Karabekir'e kadar gidecekti. Cebesoy'a kadar gidecekti ileri. Onları askerler kurtardı. Asker mümahiş yaptı. Cesaret edemediler. O çok cesur adamlar. Korku, hatta Karabekir önce tevkif edildi. Başbakan İsmet Paşa emir verdi. Böyle rezillik olur mu? Ne alakası olur Karabekir'in? Bırakın onu diye. Bıraktılar.
Ertesi günü Mustafa Kemal müessiriyeti tekrar tevkif edildi. Ben bu Kemal Tahir'in filmini seyrediyorum. Orada Abdülkerim diye biri var. Ben böyle bir adam bilmiyorum bu suikaste. Mahsus mu? Çünkü Ankara valisi diyor. Ankara valisi Abdülkadir'dir. Kaçarken yakalanmış, asılmıştır. Bu Abdülkadir'i Abdülkerim'e mi çeviriyor? Yoksa bilmediğimiz biri mi var? Yahut o mu yanlış biliyor? Bilmiyorum. Benim bildiğim Ankara valisi Abdülkadir'dir. Hatta onun idam kararının gazetesi de benim önümde. Aşağıda masamda. Bir tasfiye hareketidir. Muarızlarını tasfiye eder. Sade hocalar değil tasfiye etmek istediği. Siyaseten de muarızlarını tasfiye etti. Dikensiz gül bahçesi. Hakim mutlak kesildi. İstediği gibi idare etti. Başka bir soru. Osmanlı gibi bir İslam devleti nasıl oluyor da faizle borç alıyor? Osmanlı gibi bir İslam devletini borçlandıranlar Cumhuriyet'in mübeşşiri olan ilerici takımdır. Tanzimatla başlar borç alma. Hatta öyle hainane bir iştir ki Dolmabahçe Sarayı borç parayla yapılmış. Sen Necdet'in 4,5 asır Topkapı Sarayı'nda oturmuş. Sana ne oldu da burayı beğenmiyorsun da Dolmabahçe'de Avrupa'yı saray, barok saray yaptırıyorsun. Borç parayla. Borç alan bir gün gelir emir de alır. Bu borçlanma kasıtlıdır. Abdülhamit bunu fark ettiği için Dolmabahçe Sarayı'nda oturmadı. Yıldız Sarayı Alaturka bir saraydır. Orayı biraz genişletti, oraya geçti oturdu. Devletin o günkü teşkilatına da güvenmediğinden Yıldız da ayrı bir kadro kurdu. Onlar bir şeylerle meşgul etti orada. Abdülhamit tahta çıktığı zaman 300 milyon altın borcumuz vardı. Hem ülkede kalkınma yaptı, hem de Dömeki Harbi'ni yaptı. Devrinde bir harp de var. Tesalya Harbi de denilen harbi yaptı. Hem de bu borcun 1/10'unu ödedi. Abdülhamit tahttan indiği zaman 30 milyon borcumuz vardı. 300 milyon 30 milyona indi. Borcu ödedi. İttihatçılar 10 senede bu 30 milyonu 400 milyona çıkardılar. Devleti batırmanın bir yolu da gerekli gereksiz borçlanmadır. Bunu kasıtlı yaptılar. Bunu kasıtlı yaptılar. Bundan dolayı padişahların mesul tutarsın. Onların etrafındaki devlet ricalini tutarsın. Onu bilemem ama bildiğim şudur ki Tanzimat'tan sonrası orijinal Osmanlı değildir. Arada 3 tane mukavemet eden padişah var. Sultan Aziz, Yavuz Sultan Selim gibi bir hükümdar. Sultan Hamid ve Sultan Vahidettin. Gerisi yaramaz. İkinci Mahmut yaramaz. Abdülmecit yaramaz. İslam'la mizan edildiği zaman yaramaz. Osmanlı diye hatasıyla, sevabıyla başını tac etmen gerekmez. Yanlış yanlıştır. Baban da yanlış yapsa yanlış yanlış diyeceksin. Onun için bu borçlanma ilerici takımın işidir. Devletin bozulmaya yüz tutmasından sonradır. Devlet onların eline geçtiği zamanki bir iştir. Osmanlı'nın umumi değerlendirilişinde bundan dolayı ithamı mümkün değildir. Mesela bu borçlanmada Sultan Aziz'in de rolü var. O borçlandı. Ama Sultan Aziz baktı ki devlet çöküyor. Ruslara karşı bir zafer kazanarak devleti yeniden eski canlılığına kavuşturmak lazım. O zaman da donanmada çok yenilik oluyor. Bugünkü uçaklar gibi her gün bir yenisi yapılıyor.
donanmaya yatırım yaptı, orduya yatırım yaptı. Dünyanın en büyük donanmasını kurdu. İkinci büyük kara ordusunu kurdu. Rusya ile harp edecek, Kırım'ı geri alacaktı. Siyaseti onu gerektirdi. Buna engel olmak için onu tahttan indirdiler ve katlettiler. Sultan Aziz'in bir cinayettir. Müslümanların tarihi Sultan Aziz'in katliyle dönmüştür. O Yavuz Sultan Selim ayarında dindar bir padişahtır. Lakin el muhlisune ala hatarın azim, kendisini tahttan indirip caniyane bir surette öldüren Hüseyin Avni Paşa'nın için onun serasker tayininde sadrazama diyor ki bunun gözlerini hiç beğenmiyorum diyor, ama madem istiyorsun olsun. Madem gözlerini beğenmiyorsun, içine bir şüphe geliyor, tayin etme. Devlet adamı her kımıldayan yaprağın altından bir şey beklemesi lazımdı. Safiyane bir idare, safiyane bir kafayla devlet idaresi olmaz. Sultan Abdülaziz bu saflığın kurbanı oldu. 48 yaşında caniyane bir surette öldürüldü, katledildi. Onun borçlanmasının siyaseti icabı makul karşılarım. Ama ondan sonrakileri böyle bir mecburiyeti yok. Kasıtlıdır bu. Devleti batıya karşı medyun hale getirmek için. Başka bir sorusu. Üstadım, herhalde daha önceki sohbetlerinizden birinde söylemiş olduğunuz bir söz eksik anlaşılmış olacak ki şöyle bir sual var. Amel imandan bir cüz müdür? Ki yanılmıyorsam bazı derslerinizde bir cüz olmadığını söylemiştiniz. O zaman misal olarak kasten puta tapma işini puta tapan bir kişinin imanı gider mi gitmez mi? Eğer amelden bir cüz ise yaptığımız her ya şey bu, bir buna eskiler analoji derler bu. Mantık hatasıdır bu. Evet. Puta tapma, tapma fiilinden eğilip doğrulmadan dolayı değil, onu icabetten inançtan dolayı küfürdür. Sen o puta atfettiğin mana dolayısıyla küfre giriyorsun. Eğilip doğrulmandan dolayı değil. Onu put kabul etmeden, putun önünde eğilsen doğrulsan, Mustafa Kemal'in heykelinin önünde elinden bir şey düşse eğilsen alsan kafir mi oldun? Aha put. Hem de gelmiş geçmiş en dehşetlisi. Niyetin onu ilah yerine koyarak hareket olacak. Bu zihnidir. Amelden küfür çıkmaz. Bunun şeriatta birkaç istisnası vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'i atmak küfürdür. Küfür sözle teşekkül eder. O adamın eğilip doğrulması küfür değildir. Onu ilah kabul etmesi küfürdür. O amel, o inancın neticesidir. Sebebi değil. Sebep o inançtır. Küfür olan odur. Böyle mantık olur mu? Amel imandan bir cüz olsaydı her günahkar kafir olurdu. Ehli sünnette böyle bir şey asla kabul edilmez. Günah işlememiş adam mı var? Kimse masum değil. Hiçbir günah adamı dinden çıkarmaz. Ha, o günahı mubah addedersen dinden çıkarsın. Adam içki içer de içki niye haram olsun derse, bu inancı dolayısıyla kafir olur. İçki içmekten dolayı olmaz. Yani bir günah kategorisi var, bir küfür kategorisi var. Kategorisi var. Küfür kategorisindeki inançla ilgilidir. Günah kategorisi ameldir. Onun eğilip doğrulması da bir ameldir. Bundan kafir olmaz. İşte söylüyorum ben. Eğildin Mustafa Kemal'in önünde, bir şeyin düşse alıyorsun, kafir mi oldun? Onu ilah kabul ederek, o mevkide görerek eğil, kafirsin. Bu çoban sözü, seviyeli bir şey değil. Evet. Üstadım, size söylemiştim, Deli Halit Paşa ile alakalı bir sual var. Deli Halit bu saatten sonra olmaz. Ne, saat kaç? Deli Halit uzun bir bahis. Oo, Kırşehir Mevzusu Rıza Bey gibi
Onu geniş anlatmak isterim. Çünkü o da Mustafa Kemal Paşa'nın cinayetlerinden biridir. Meclisi öldürmüştür. Kahraman bir adamdır. Bilinmesi, tanınması lazım gelen bir adamdır. Böyle 3-5 cümleyle onu anlatmak istemem. Yaptıklarını, öldürülüşünü, onun mesullerini. Onu geç. Başka bir şey sor. Peki. Mustafa Kemal'in meclise seslenerek ya askerlik görevini devam edip meclisten ayrılınmasını ya da askerlik mesleğini bırakıp mecliste görevine devam etmesi açıklamasını nasıl değerlendirmektedir? Çünkü bilindiği gibi Kemalist yapı askerlikle ilişkilidir. Burada bir tezatlık oluşmamaktadır. Hayır, bir şey yok. Öyle onlar istedi ki ordudan ayrılsınlar, yerlerine kendi adamlarını tayin etsin. Çünkü ne yaptıysa o askeri kullanarak yaptı. Aleyhine ordunun kullanılmaması için tasfiye etmek istiyordu. Onlar da zannetti ki Mustafa Kemal reisi cumhur oldu. Artık bundan sonra siyaset hakim olacak. Askerin bir rolü olmayacak. Hepsi istifa etti. En son Karabekir'in istifası geldi. Küfretti. Şimdi canlarını okudum bunların diye. Neler var da ağzımda gem var. Yaz bir atın ağzına gem vursan ne yapar? Ben o durumdayım. Evet. Bu Yunan tazminatıyla alakalı sormuştum bir şey. Üstadım, siz şunu cevaplarken ben onu o zaman bulayım. Onun sırası daha gelmedi ama evveliyete alayım. Şu an suali şu. Sizi yeni tanıyan bazı okuyucularımız var. Diyorlar ki eserlerini hangi sıraya göre okursak daha fazla istifade edebiliriz? Bu adam bir doktora gitse. Dese ki işte karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Bana bir ilaç yaz. Doktor demez mi ki dur seni bir muayene edeyim. Yok, ben muayene olmak istemiyorum. Sen ne biliyorsan, bu ağrıdan ne anlıyorsan anla da bana bir şey yaz. O doktor reçete yazmaz. Benim işim de ona benzer. Hangi seviyedesin? Altyapı itibariyle ne durumdasın? Peygamber buyuruyor ki kellimun nasi ala kaderin ukulihim. İnsanlara akıllarının seviyesine göre söz söyleyin. İlk mektep çocuğuna başka ders verilir, üniversite çocuğuna başka verilir. Ama kitap yazmak meçhule hitap olduğundan her seviyede insana hitap eden kitabım var. İlk başlayana tarih romanlar yazdım. Gençlere kendilerini yönlendirmek için kitaplar yazdım. Biraz altyapısı olana Cumhuriyet tarihinin bazı gerçeklerini anlattım. Kapı aralıkladım. Sen bu suali soran adam hangi seviyede ne bileyim de ben ona sen şunu oku. Hepsini oku ama sırayla. Nasıl tahsil sınıf sınıf merhale merhaledir. Evet, buradan da sual sormak isteyenler sorabilirler. İlla bu şeyden gelenlerle bağlı değiliz. İnternetten gelenler. Yani eğer o arkadaş yeni başlıyorsa tarih romanlar okusun. Romandaki macera dolayısıyla alakasını çeker, okuma alışkanlığını kazanır. Genç bir adamsa İslamcı Gençliğin El Kitabını okusun, Doğru Türkçe Rehberini okusun, Boykotu okusun, Yaşamak Sanatını okusun, kendine lazım olan şeyler. Yok kemale ermiş birisi, onun diğerlerini İslam tarihini okusun, padişahlar okusun vesaire yani. Adamına göre bu iş. Muhatabı tanımadan bir şey söyleyemem. Evet. İsmet İnönü'nün Yunanların vermesi gereken tazminata ilişkin olarak tazminatın verilmemesi ile alakalı belge sunar mısınız? Diyor. Allah Allah, ne belgesi? Belge muadedeki imza. Lozan Muadenamesi'nin 59. maddeyi size okuyayım. Ne belgesi? Zabıt tutacak değiller ya. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Burada müzakereleri, münakaşaları naklettim. Şu kadar para istendi, 300 bin ev yaktınız dendi. Bu evlerin tazminatını isteriz.
şu kadar insan öldürdünüz, bunları isteriz, veriniz olsun cevapları var burada sayfalarca, zabıtlardan aktardım. Başka ne yapacaktım? Tamirat bedeli diye baksana, sayfalar dolusu. Şimdi bunlar buradaki nakilleri yapmaya kalksam size bir saat sürer. Evet. Netice bu konuşmadan sonra madde 59. Lozan Madenamesi 59. maddesi. Yunanistan harp kavaninine mugayir olarak benim aldığım metin resmi tercümedir. 1923'ün meclis kararıyla. Çünkü zabıtlar da Fransızcadır. Muahede metni de Fransızcadır. Fransa'da depo edilmiştir. Tasdikli bir suret vermiştir alakadar devletlere Fransa. Alakadar devletler de bunları kendi dillerine çevirmiştir. Bu meclisin çevirmesidir. 23'ün Türkçesiyle. Ve oradan meclisin kararıyla basılan Osmanlıca metinden Latinize edilmiştir. Madde 59 Lozan Madenamız. Yunanistan harp kavaninine mugayir olarak, yani harplerde adet olan kanunlara aykırı olarak, Anadolu'da Yunan ordu ve idaresinin efalinden, fiillerinden mütevellit doğmuş olan hasaratın, işte ev yakmalar vesaire, tamiri mecburiyetini tanır. Verdiğim zararı telafi etmeyi kabul ediyorum diyor Yunanistan. Bu madde. Uzun müzakerelerden, münakaşalardan sonra. Diğer taraftan şimdi Türkiye'de. Türkiye harbin temadisinden, devam edip gitmesinden ve onun netaicinden, neticelerinden mütevellit dolayı Yunanistan vaziyeti maliyesini nazarı dikkate alarak İçinde bulunduğu ekonomik krizi, harbin devamından dolayı Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi nazar dikkate alarak tamirat hususunda Yunanistan'a karşı her türlü metalibattan, isteklerden, taleplerden sureti katiyede feragatıdır. Bunun belgesi bu. Başka belgesi zabıtlar. Onlar da burada sayfalar dolusu aktardı. Yani İsmet Paşa'nın baştan nasıl direndiğini, sonra nasıl vazgeçtiğini, hatta ona bir şey söyleyeyim. Ali Naci Karaca'nın İsmet Paşa ve Lozan diye bir kitabı var. Gazeteci olarak bulunmuş orada. Bak buraya aldım. Diyor ki İsmet Paşa bu suretle Yunan Venizelos'la anlaştıktan sonra bizi topladı, dedi ki gelin buraya, mühim bir hadise oldu. Ne oldu? Yunanistan harp kanun ve kaidelerine aykırı olarak Anadolu'da irtikap ettiği mezalimden dolayı mesuliyetini kabul etti. Oh ne güzel. Versin bedelini ödesin o zaman. 4 milyon altın istiyor İsmet Paşa. Zabıtlar da var. Ancak biz de Yunanistan'ın içinde bulunduğu mali krizi dikkate alarak bunu talep etmekten vazgeçtik. Bunu Kemalist bir adam, Milliyet Gazetesi'nin kuranı Ali Naci Karaca'nın kocaman kitabı var. Lozan Konferansı İsmet Paşa. Bize böyle izah etti. Vazgeçtim. Zaten zabıtlar da ortada, ben zabıtlardan sayfalar dolusu aktardım. Ne vesikası istiyorsun da? Konuşulur, konuşulduktan sonra bir anlaşma vardı. Anlaşma muade metni. 59. maddeyi okusun. Bunun vesikası bu. Bağışladı. Halbuki aynı İsmet Paşa Lozan'a giderken Sirkeci Garı'nda bir basın toplantısı yaptı. Yunanlar Anadolu'da 300 bin ev yaktılar. La yuat, sayısız çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar öldürdüler. Biliyor musunuz Yunan harbinde fiilen cephede ölen kaç kişidir?
Hiç. 9163 kişi. Asıl katliam halka karşı irtikap edilmiştir. Kızıl Haç ve Kızılay heyetinin müştereken Yunan mezalimini tespit için dolaşıp gördüklerini rapor halinde tespit ettikleri kitaplar var. Bunların iki cildi de İngilizcedir. Raporlar nasıl zaten İngilizcedir. Rauf Denktaş'a vaktiyle verdim. Bir müzakerede Yunanların önüne atmış. Kıpkırmızı olmuşlar. Sizin adamlarınız söyler bak. Yalova'da halkı camiye doldurmuşlar. Camiyi yakmışlar. Yalova'ya girdik. Öyle pis bir koku var ki burnumuzu kırılıyor. Ne oldu? Meğer camide insanları yakmışlar. Bu pis koku buymuş. Bunu bir Hristiyan yapıyor. Yazıyor. Bu raporun altında Kızılaç'ın şeyleri var. Sen bunları bağışladın. Bağışladım diyor yani içinde bulunduğu iktisadi krizi. Peki Osmanlı borçlarını öderken Türkiye'nin içinde bulunduğu krizi hesap etmedin. Borcun tamamını ödemeye üzerine müzakere yürüttün. Bu nasıl iştir ya? Benden yana mısın, hırsızdan yana mı demiş ya kadı ya Nasrettin Hoca. İşte hırsız girdiği zaman senin dediği miydin? Uyumuyor muydun? Bilmem ne. Sual ya. Benden yana mısın, hırsızdan yana mısın? Ya sen Türkiye'nin baş delegesisin ya. Yunan'ı koruyorsun ya. Yunan'ı koruyorsun. Bunu akıl mantık izah eder mi? Efendim. Rıza Nur'da hatıratında zaten o şeyi bahsediyor efendim. Rıza Nur? Hatıratında sizin dediğinizi bahsediyorum orada başka bir şey de var. Rıza Nur hatıratında. Ne var? Kadın işi var. Bilmiyorum böyle söylüyor. Her şeyi biz de burada söyleyemiyoruz. Boşver. Evet yani. Bu kadar yeter. Başka bir sorusu. Bunun ispatı muadenin metnidir. Vesikası da odur. Başka ben ne diyebilirim? Müzakere. Yani zabıtlarda görüyorsun direniyor. 4 milyon altın istiyorsun. Ondan satız. Yunanistan kabul etti. Mesulüm ben hata ettim dedi. Ben de onu affettim. İyi. Güzel iş yaptım. Üstadım bugünkü konferansta ilk geçen haftadan yarım kalan bahsi tamamladınız. Onunla alakalı veya belki onu tamamlayacak bir sual salondaki misafirlerden geldi. Osmanlı'nın çöküşüyle alakalı ve gelecekteki İslam'ın durumuyla alakalı yapmış olduğunuz, söylemiş olduklarınızdan hareketle çamura batmış İslam arabasını itebilmek adına bizler hanımlar, hanım kardeşlerden gelen bir sual. Hanımlar olarak ne gibi vazifeler üstlenebiliriz, neler yapabiliriz günümüz şartlarında? Herkes için bu sualin cevabı ayrıdır. Çünkü la yükellifullahe nefsen illa vüs'aha. Allah kimseye takatinden fazla yük yüklemez. Bu ne demek? Takati kadar mesuldür. Senin içinde bulunduğun fıtri, içtimai şartlar seni neye muktedir kılıyorsa onu yapacaksın. Herkesin Allah karşısındaki hesabı bir değil. Lakin İslam'ın geleceği bakımından hizmet mi yapmak istiyorsun? Evvela birincisi dinini doğru olarak öğren. Çünkü neyi müdafaa edeceğini bilemezsin. Ben İslamcı Gençliğin el kitabında hulasatan bunu anlattım. İlimsiz mücadele kör dövüşüdür. Evvela İslam'ı doğru öğren. Bu doğru öğrenmede cumhuriyetin münevver için koyduğu standardı esas alma. Cumhuriyetin münevveri de cahildir. Ben zırnana cahil profesörlerle çok karşılaştım. Şüphesiz bilginler de var. Ama umumi seviye imparatorlukla mukayese edilmez. İmparatorluk ölçüsünde bir münevver ol. Saha ne olursa olsun. Mühendis ol, kimyager ol, fizikçi ol, edebiyat muallimi ol, ne olursan ol. Mükellef olduğun cihetle dinini öğren.
Nasıl ki herkes doktor olmasına gerek yok ama sağlığını korumak için hıfz-ı sıhhat kaidelerini bilmeye mecburdur. Bu doktorluk demek değildir. Bu da din alimi olmak değildir. Fakat sen bir dinle mükellef olduğun için iman ve amel itibariyle bunun Allah katında matlum olan muhtevada olup olmadığını bileceksin. Demek ki evvela dini bileceksin. Sonra tarih bileceksin. Bu dinin başına ne gelmiş? Neden gelmiş? Nasıl gelmiş? Yılanın girdiği deliği bilirsen çıkışının da o delikten olacağını bilirsin. Yılan girdiği delikten çıkar. Musibette hangi yolla geldiyse o yoldan def edilir. Mesela bunlardan birini size söyleyeyim. Biz siyaseten yıkıldık. Evvela din aleyhine tavır koyan siyaset adamlarıdır. Koca Reşit Paşa'dan başla, koca gavur, 33 dereceli mason, oradan başla. İslam, Türk milletinin yüzü topyekun kıbleye dönükken, Kabe'ye dönükken omuz başından bakar oldu. Bunu tanzimat yaptı. Gitgide döndü, bir gün geldi arkası Kabe'ye, yüzü Hollywood'a döndü. Bu da Mustafa Kemal'in mevsimidir. Bunlar dikkat ederseniz hep siyaseten oldu. Hep siyaseten kaybettik. Bazı dar kafalı adamlar görüyorum. Yani bu küfür rejimidir. Rey vermek küfürdür bilmem ne. Meydanı bırak ehli küfre. Müslümanlar hiç rey vermese hükümetler gene teşekkür eder. Rey verenlerin ekseriyetiyle biri başa geçer. Çünkü yüzde şu kadar seçimde rey kullanan olmazsa seçim muteber değildir diye demokraside bir kaide yoktur. %10 sandığa gitse sandığa gidenlerin reylerin ekseriyetiyle hükümet teşekkür eder. O zaman böyle düşünceler İslam'ın aleyhinedir. Sen terk et idareyi, ehli küfre demektir. Din karşıtı güçlere demektir. Böyle bir mantık olmaz. Onun için mesela ben bunların her biri ayrı ayrı açılabilir, için doldurulabilir. Mesela siyasette çok yabancı kaldık. Siyasete din karşıtı insanlar revaç verdi ve öyle gitti. Bir zaman büsbütün dışlandık. Onların tam galebesi zamandı. Ama başlangıçta da yanlış yaptık. Yani İttihat Terakki hocalardan bile destek buldu. Sonradan İtilaf Fırkası'na ayrıldılar, kurdular. Hocalar İtilaf Fırkası, askerler İttihat Fırkası. Ya adamın silahı var, elbette o galip gelecek. Sen asker niye kendine bendetmiyorsun? Bu hatalar uzun sürer. Demek ki evvela dini bileceksin, hizmet ehli olmak için. Sonra bu dinin başına ne geldi bileceksin. Çıkar da din adamı sıfatıyla Fethullah gibi bu dinin en büyük düşmanı Mustafa Kemal'i methedersen, ben de sana Bediüzzaman'ın sözüyle yaşasın cehennem derim. Sen siyaset adam mısın bu tavizi veriyorsun? Bunu geçmişi bilmemekten dolayı veriyorsa bir adam gafildir. Bilerek veriyorsa kafirdir, zındıktır. Küfre rıza küfür. Demek ki bu dinin başına ne geldi, nasıl geldi, kimlerden geldi? Hubbu fillah, buğzu fillah. Bunun arkasından bir de edebiyat bileceksin, dil bileceksin. Çünkü bu zamanın mücadele vasıtası kalem ve kelamdır. Söz ve yazıdır. Bu iki silahı Allah yolunda kullanmak istiyorsan
müessir söz söylemenin ve müessir yazı yazmanın maharetini elde etmen lazım. Bazı adamlar bazı sözler söylüyor, dinlerken usanıyorsun, bulanık su gibi. Bazı yazarlar okurken usanıyorsun, bulanık su gibi, ne dediği belli değil. Halbuki bazısı da okutur kendisini. Bu lisana hakimiyetle olur. Edebi bir vasıf kazanmakla olur. Şu halde evvela dini, sonra onun başına geleni, sonra onun müdafaanın vesaiti olan söz ve yazı kabiliyetini kazanacaksın. Ondan sonra da iddialı olmadan şartlarına göre ne yapabiliyorsan onu yapacaksın. Burada anlattım galiba size. Almanya'da bir çöpçü benden boyuna geliyor, çocuk kitabı istiyor. Bitti. Ya senin çok çocuğun mu var? Nedir bu boyuna çocuk kitabı alıyorsun dedim. Dinlememiş olanlar bir daha öğrensin bak. Söylemek istemedi. Sıkıştırınca dedi ki ben dedi çöpçüyüm dedi. Sabaha kadar bu Frankfurt'ta çöp toplarım. Sabahleyin bizim işimiz biter, eve giderim, yıkanırım. Birkaç saat uyurum. Öğlen vakti şurada bir park var, oraya gelirim dedi. Parkın bitişinde bir mektep var. O mektep dağıldığı zaman bazı Türk çocuklarının da oradan dağıldığını gördüm. Onlarla bir ahbaplık tesis etti. Baktım ki dinle, imanla alakaları yok. Hiçbir şey bilmiyorlar. Kurcaladım, aileler de bilmiyor. Ben ne yapayım bu çocuklara, ne yapayım diye düşündüm. Geldim buradan bir çocuk kitabı aldım dedi. Onlar dağıldığı zaman dedim ki bir tanesine, evladım siz ne bahtiyarsınız, bak Almanya'da doğdunuz, burada okuyorsunuz. Ben Anadolu'da bir köyde doğdum, orada mektep yoktu, okuyamadım, öğrenemedim. Beni adam zannettiler, şu kitabı verdiler ama okuyamıyorum. Biraz okusan da dinlesem. Olur amca dedi. Biraz okuduk, bir müddet sonra annem beni bekler, hadi git yarın devam ederiz. Bu kitaplara böyle kitap okuta okuta bu çocukları camiye getirdim. Ailelerini camiye getirdim. Şimdi bu kitaplar bitti, benden yenisini istiyorlar. Bana bul dedi, sen bulursun dedi. Bir çöpçü. Hizmete işyanı kabart. Kadın yok değil mi? İşyanı hizmete kabart. Sevaba, hasenata haris ol. İcat edersin. Bir tüccar düşün. Gece gündüz işini düşünür. Ne yapsam da daha fazla para kazansam. Sen de ne yapsam da ahirette daha yüklü bir amel salihle gitsem diye düşüneceksin. Herkesin yapacağı bir iş vardır. Bu 70 milyon insanı düşün. Bir noktaya herkes bir kibrit çöpü bıraksa. Orada bir avrı da teşekkür eder. Bir kibrit çöpü. İslami hizmetleri buna mizan ediniz. Bu küçüktür, ehemmiyeti yok, yapmasam da olur deme. Bakın benim babam çocukken un fabrikasına un almaya gönderilmiş, mektep talebesiyken. Fabrikanın sahibi unlar tartılıyor, faturayı yazıyor. Bir hamal gelmiş. Müftüzadeler diye bir aile. Bizde fotoğrafı var. Hamal demiş ki Hacı Efendi, alçak gönüllü habık mektubumu okur musun demiş. Köyünden mektup gelmiş hamala. Hay hay evladım demiş. Gözlüğünü takmış. Babam da acele ediyor. Mektebe yetişecek. Hacı Emice demiş. O mektubu ben okusam da sen benim faturamı yazsan olmaz mı demiş. Diyor ki bana böyle gözlüğün altından bir dehşetle baktı da. Bana bak çocuk dedi. Bu sevabı Allah bana gönderdi. Onu sana kaptırmam.
Ben hem bu faturayı yazarım hem bu garibin mektubunu okurum. Sen önüne çıkaran hayırlara sahip ol sana yeter. Bak bak. Bu hayrı Allah bana nasip etti. Sana onu kaptırmam. Sevaba böyle haris ol. Yapamadığın işin de hayaliyle yaşa. Yani elimde bir lazer imkan olsa da İslami hakikatleri gökyüzüne yazsam da Amerika'daki adam bile görse la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Gene doymam. Müslüman muhteristtir. İhtirası Allah için kullanmak şartıyla. Hiçbir dava bir insana İslam davasının gösterdiği kadar uçsuz bucaksız bir yükseliş yolu göstermez. Çünkü İslam'da gaye vasılı ilallah olmaktır. Allah'a ulaşmak. Allah ile kul arasındaki mesabe kabili tahayyül değildir. Sana sonsuz bir hedef koyuyor İslam dini önüne. Allah'a vasıl olana kadar çalış. Bu mümkün değil. Lakin sen elinden geleni yaparsan açığını Allah kapatır. Muktedir olduğun kadar seni mesul tutar. Yoksa Allah'ın nimetlerinin birinin şükrü bile ömür sarfıyla ödenmez. Yani şu gözlerin görmese anandan kör de olsaydın. Kaç sene yaşadın? 70 sene, 80 sene. Birisi sana deseydi ki körsün. Ben senin bu gözlerini açacağım. Ama yaşadığın müddetçe bana hizmet edeceksin. Anadan doğma bir kör. Sadece gözlerinin açılması mukabilinde bütün hayatını buna, bu şart ile buna amil olan adama hayatını tahsis etmez mi? Sadece göz. Kalbin çalışmasını düşün, kulağını düşün, bütün azay bedeniyeni düşün. Birisi sana silahla yakın mesafeden ateş etse, biri koluna vursa kurşun başının üstünden geçse, hayatın boyunca minnettarlık duyarsın. Allah seni saniyede 70 defa ölümden döndürüyor. İzin vermiyor ölümüne. Senin kalbin 70 defa tak tak. Bu takların biri son olma. Her biri son tak olabilir. Saati bile kuruyorsun da çalışıyor. Senin kalbin ana rahminde başlıyor. 80 sene, 90 sene kurulmadan kan pompalıyor. Her pompa son olabilir. Demek ki bir dakikada 70 defa mı atıyor normal bir insan kalbi? 70 defa dakikada ölüm tehlikesi atlatıyorsun. Ne sayede? Allah'ın lütfu, izni, keremi, imanı, ihsanı sayesinde. 100 defa atanlar ne olur? Senin Allah'a karşı minnettarlığın hayatını sarf etmekle ödenir mi? Elinden geleni yaparsın, Allah açığını kapatır. Mâ lâ tâkate lenâ bih. Allah'ım bize takatimizden fazla yük yükleme. Amin. Bak yük yükleme demiyor. Bu duayı bize öğretmedi. Takatten fazla yük yükleme. Yoksa yük taşımayan suçludur. Suçludur bu dinin galebesi için çalışmayan. En büyük farzda tekasül göstermiş demektir. Allah ve cahidu fi sebilillahi bi envalikum ve enfusikum buyuruyor. Buna muhatap olmayan ehli imandan hiçbir insan yok. Ben cahilim yok. Ben fakirim yok. Ben hastayım yok. Hiçbir şey yapamayan Müslümanların muzafferi için dua eder. Hastanede yatalak olsa içinden ya Rabbi Müslümanları muzaffer eyle dese. Kırık kalp Allah'a daha yakındır. Duan bile cihat olur. Çünkü fazlasına muktedir değilsin. Allah kullarını kurtarmak için bahane arıyor ama o bahaneye yapışmayana biz ne diyelim? Neydi senin sualin? Cevaplamış olduk mu bile? Gençlerin İslam'ı
İslam için bugün hangi vazifeleri üstlenmesiyle alakalı, evet, ama büyük ölçüde cevaplandı. Birinci bir mürebbiye ulaşmaktır. Birinci ihtiyaç. Yönlendiren birine ulaşacak. Allah azimüşşan insanlara akıl fikir verdi, idraki zan verdi. Bu size yeter. Hakikati bulun demedi. İnsanların rehbere ihtiyacının fıtri olması şununla sabittir ki ilk insan Hazreti Adem ilk peygamber de odur. Allah-u Azimüşşan aklın, fikrin, idrakin, izanın kifayet etmeyeceğini biliyor ki bir de peygamberler göndererek munzam yardımda doğru yola yönlendirmek için munzam yardımda bulunmuş. O halde rehber ihtiyacı bir mürebbiye, bir rehbere ulaşma ihtiyacı fıtridir. Her insan içindir. İstersen bul, onun tecrübesinden istifade ederek yolları kolay kat edersin. İstersen bulma, yaz boz tahtası gibi depelen dur. Ya da yanlış bir rehber bul, kendini meyhanede bulursun. Rehber çok iyi, miymiş, evet. Hocam ben bir şey diyebilir miyim? Demin bu Almanya'da bir çöpçü olayını anlatmıştınız ya, sizden kitap istemiş. Hocam ben Rusya'da çok kaldım, orada okudum ben. Rusya'da? 12 sene kaldım ben Rusya'da. Üniversite mezunuyum ben. Rus dili ve edebiyatını bitirdim, Rusça öğretmeniyim. Bir firmada çalışıyorum. Okul bittikten sonra Türk İnşaat Firması'na tercüme bölüm başkanı olarak girdim Rusya'da. Ahıskalı Türkler çok vardır orada. Biraz yüksek söyle. Ahıskalı Türkler çok vardır Rusya'da. Ahıskalı, evet. Ahıskalılar bu. Erzurum, Ardahan gibi Şivi, bilirim, Türkçe konuşurlar. Bizim bir tane Paşa Ali amca diye bir Ahıska Türk'ü vardı, yaşlı bir adam. İşte Gürcistan'da doğmuş, Özbekistan'a sürgüne gitmiş 44'te. Ama bayağı yerindeydi. Benim adım İbrahim. Bana dedi ki, İrbağım Efendi dedi, bana bir dedi Türkçe elifba kitap getirsene dedi. Türkçe alfabe. Ya dedim ben ne götüreyim şimdi, bu adam Rusya'da büyümüş. Bizim okuduğumuzu anlamaz. Gittim benim odamdaki herhangi bir romanı götürdüm. Aldı böyle baktı. Bu ne ya dedi, bu İngiliz elifbası dedi. Ya dedim biz bunu kullan. Türkiye'de harf devrimi falan olduğunu bilmiyor. 1828'den beri uzak. Ben sana bir tane dedi Türk elifbası getireyim mi yarın dedi. Getir amca dedim. Bir getirdi. Osmanlıca yazılmış bir şey yani. Bu dedi Gürcistan'dan beri benim yanımda dedi. Ya dedi bize kitap mitap yok. Ben bunun ezikliğini çok yaşadım hocam. Yani orada bakıyorsun bir şey istiyorlar. Ne bileyim artık onlara ben İslamiyet'i Rusça anlatan kitaplar gönderiyordum yani. Çünkü bizimkini göndersem anlamıyor. İşte sizi kim bozdu hikayesi? Yani. Evet. Başka bir soru. Üstadım vakit daraldı mı? Daraldı. Yani son bir sual. İnşallah bununla uygun görürseniz bitirelim. Salondan da gelen sualler var. Onları haftaya, çünkü geniş cevap gerektiren meseleler de var. Üstadım sual şöyle. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini dönemi kısa sürdü. Ancak Türkiye'de Mustafa Kemal aşırı derecede kutlaştırıldı. Bunlar arasında. Bu niye uzun sürdü? Evet. Onlar harp kaybettiler. Harp her millet için. Dış tehlike birinci derecede ehemmiyetli, telakki olunur. Gerçek ise böyle değildir. Dış tehlikeyle başa gelen bela sağlam bir ağacın kırılması gibidir. İç tehlikeyle başa gelen bela çürük bir ağacın kırılması gibidir. Sağlam ağaç kırılırsa eklenir. Çürük ağaç kırılırsa ondan uğraşılmaz. Vazgeç. Bana göre Osmanlı tarihinin en büyük şahsiyeti Çelebi Mehmet'tir. Çünkü iç gaileye çare bulmuştur. Mel'un Timur Anadolu dahilinde eski beylikleri yeniden canlandırmış. Yıldırım'ın evlatlarının her birine de emir sensin diye berat vermiş. Onları birbirleriyle kapıştırmış, çekilmiş gitmiş. Şimdi iç tehlikeyi teşhis de zordur, tedavi de zordur. Çünkü milleti onun arkasına, davana inandırıp da arkasına takmak da güçtür. Öyle sen bir şehzadesin,
devlete hakim olmak istiyor. Öteki de diyor ki benim hakkım. Onu da doğru bulanlar var. Burada bir taraf %100 haklı, diğer taraf %100 haksız değil ki. Ama düşman saldırısı böyledir. Düşman %100 haksız, ona karşı müdafaada bulunanlar %100 haklıdır. Efradı milleti bu davanın arkasına celp kolaydır. Onun için dış düşmana karşı başarı otorite sağlar. Çünkü onu halk kolay anlar. Oradaki teşhiste beraberdir. Hiç ayrılık kayrılık olmaz. Dış tehlike. İç tehlikeyi bertaraf güçlüğünden dolayı asıl daha emniyetli olduğu halde bunu fazla mühimsemez insanlar. Yunan İzmir'e saldırdığı zaman Ege dağları eşkıya doluydu. O eşkıyalar hepsi birer milli kahraman oldu Yunan İzmir'e saldırınca. Düşmana karşı gittiler. İttihatçılar da iç siyasetlerinde başarılı olamayınca Almanya yanında harbe girdiler. Vatan tehlikede, düşmanla harp ederken senin içerideki muhalefet vatan ihaneti telakki olunur. Yersiz olur, mantıksız olur. Ağır telakki olunur. Bu mantık. Demek oluyor ki Çelebi Mehmet büyük bundan dolayı. Çünkü yeniden birliği tesis etti. Bu zordur. Sen neyi soruyordun? Mussolini, Hitler. Kısa zamanda bitti. Ha, Hitler bir dış harp yaptı. Almanya'yı Bizans İmparatorluğu yapmak istedi. Durmasını bilseydi hala ayakta olan bir kahraman olurdu. Avusturya'yı aldı bir şey olmazdı. Polonya'yı aldı bir şey olmazdı. Rusya vursaydı bütün Batı onu desteklerdi. Ama sen Hollanda'yı aldın. Fransa'ya vurdun. İngiltere'ye vurdun. Netice itibariyle dengeyi muhafaza edemediği, ölçüyü kaçırdığı için yenildi. Yenilenin itibarı olmaz. Eğer Mustafa Kemal de Yunan Harbi'ni kaybetseydi, hiç tarihler onu üç satırla yazardı ve hain diye yazardı. Bu Yunan Harbi'ni mübalağa etmenin, büyütmenin sebebi de budur. Onun fikirlerine psikolojik bir zemin, eski tabirle şükû, münakaşa edilmez bir otorite kazandırmak içindir. Mussolini de harbi kaybetmeseydi o da öyleydi. Harbi kaybedince itibarsızlaştılar. Mustafa Kemal'in ondan farkı harp kazanmış gözükmesidir. İkinci bir şey daha var. Onlar hariçten desteklenen adamlar değildi. Onlar kendi milleti içinden çıkmış, kendi milletinin imkanlarıyla iş yapan adamlardı. Yani Hitler'i dışarıdan destekleyen bir devlet yoktu. Yani bilmem falana karşı falan sebepten dolayı Japonya seni destekliyorum demedi. Harbin Afrika'ya sıçraması, Uzak Doğu'ya sıçraması bir sürü başka sebeplerledir. Ama Mustafa Kemal Türkiye'nin yüzünü batıya çevirince bütün bir batının desteğini elde etti. Bir de bu faktörü görün. Kimse ondan uğraşmadı. Eğer batı için istenmeyen bir adam olsaydı muhakkak onun başına gayle çıkarırlardı ve devrilmesini sağlarlardı. Halbuki istedikleri gibi bir adam Türkiye'yi İslam'ı dava eden bir millet olmaktan çıkarıp batıya kul köle olan, batının her şeyini alan, yazısını, hafta tatilini, eğitimini, nesi aklınıza geliyorsa bir haçı almadı. O da kendiliğinden gelecekti çünkü o da bir dindir. Mustafa Kemal onu da razı değildi. Haçı da almak istedi. 31'de 6 ay bir heyeti çalıştırdı. Onu beğenmedi. Beğenmedi Protestanlığı.
Beğenseydi Karabekir anlatıyor. Anayasaya yazacaklardı. O zaman hiçbir dini beğenmeyen bir adamın yapacağı işleri yaptı. Ama içimizdeki Hristiyanlar cephe almadı. Patrikhaneye dokunmadı. Ermenilere dokunmadı. Neden? Onların hamisi Batı. Müslümanlar bir hamisi olmadığından kırdı geçirdi. Bir de böyle dış ülkelerin bakışı var yani. Eğer Mustafa Kemal'e Batı alemi hasım olarak baksaydı onun da bu kadar şansı olmazdı. Bir diğer faktör de Türkiye onun fikirlerine hazır, amade hale getirilmişti. Ben tahrif hareketlerinde İslam'a karşı Kemalist tahrifi yaptım, yazdım. Bir baktım ki birçoklar bana soruyor. Ya bu hakikaten böyle söylendiği gibi dahi miydi de yazı değişikliği gibi, hilafetin ilgası gibi müthiş şeyler yapabildi. Anladım ki zemin buna nasıl hazır hale getirildiğini yazmam lazım. Oturdum Kemalizm'e zemin hazırlayan adamları, onların çalışmalarını, o hareketleri yazdım. Yani zemin Mustafa Kemal'e hazırdı. Millet müstahaktı, şartlar müsaitti. Mustafa Kemal çıkmasa bir başkası çıkardı. Bu onun kemalinden değil. Bu Müslümanların zevalinden doğmuş bir şey. Bu üç tane şartı gördüğünüz zaman neden Hitler'in davası devam etmemiş, Mussolini'nin davası devam etmemiş de bırak hayatlarını konuşmuyoruz. Mustafa Kemal'in davası hala devam ediyor. Herhangi bir dini temayül ifade edemiş yaptığımın Kemalizm'e karşı çıkmakla itham olunuyoruz. İşte bunun sebebi bu şarttır. Üstadım, Osmanlıca dersini bir daha duyursanız. Evet. Osmanlıca dersi yapılıyor bu benim sohbetimden sonra. Herhalde yarım saat sonra başlar. Hevesli olanlar katılsınlar. Az talebe var, adam bırakacak diye ben korkuyorum. Halbuki bu sonra internette de kalıyor. Dolayısıyla bizim elimizde ileride de öğrenmek isteyenlere bir imkan olacak. Demin hizmet için ne yapayım diyene sorana şimdi söyleyeyim. Yani en evvel ne yapayım dese en evvel sağdan sola yazmayı öğren. Ondan sonra ne yapayım? Ondan sonra sağdan sola yazılan kitapları okuyacak, anlayacak kadar lisan öğren. Bunu yapmayan adam ben İslam münevveriyim demesin. Ben anti-Kemalistim demesin. İlk lazıma budur. Bize yapılan fenalıkların en büyüğü tebdili huruf. Alfabe değişikliğidir. Buna hiç gerek yoktu. Sokağa çıktın mı tabeleler bu memleket bir Müslüman memleketi diye haykıracaktı. Birçokları tarihi kitabeleri kazıdılar. Çeşmelerde, camilerde kalan birkaç kitabe bu ülkenin bir Müslüman ülkesi olduğuna şehadet ediyor. Ama geçmiş yine hali hazırına şehadet edecek olan dükkan tabelalarıydı. Bak o ahiskalı adam bu İngiliz demiş. Şimdi buraya da gelse Allah Allah burayı kim işgal etti der. Buradaki değişiklikten haberi yok. Bir gün Cağaloğlu'ndan aşağıya böyle fesle yürüyordum. Dudakları boyalı. Başı açık. Kıçında kot pantolon. Tırnakları ojeli. Ciğer yalamış gibi bir kadın. Başını salladı da Atatürk seni görseydi dedi. Kahırlı bir şekilde yani. Ah ne günler kaldık. Atatürk olsaydı seni görseydi. Dedim ki Atatürk kiracı. Ben sana mal sahibini söyleyeyim. Fatih seni görseydi hangi milletten olduğuna hükmederdi?
Allah bu milletin hüviyeti asliyesine çevirsin. Amin. Allah bu milletin hüviyeti asliyesine çevrilmesinde bizlere de belagan ma bela hizmet nasip etsin. Amin. Allah-u Azimişan bu sohbeti dinleyenlerin gerek ekran başında gerek burada ecdatlarına rahmet eylesin. Amin. Neslinden kafir, zındık, münafık getirmesin. Amin. Neslini hadim-i İslam eylesin. Amin. İslam'ın galebesini görenlerden eylesin. Amin. İslam'ın galebesini gerçekleştirenlerden eylesin.